Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak tevfikini refik eylesin. Hizmet-i imaniye, Kur'an'a da ayağımızı kaydırmasın. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir duayı ısrar edin, kabule karindir diyor. Ya Rabbi ayağımızı kaydırma, ısrar ediyoruz. İsrar edeceğiz. Kaydırma. İhtina sıratel müstakim sırrına mazhar eylesin. Her şeyde istikamet çok önemli. Tuvalette istikamet, özel hayatta istikamet, yemekte istikamet, derste istikamet, sebatta istikamet, ayakkabı giymekte istikamet olmadığı hiçbir şey yok. Her şey ifrat, tefrit, vasatı, istikamet. Allah şahsı manevisiz bizi bırakmasın. Bir şekilde bir yerden sana medet gelir. Hiç kimse senin kaşına, gözüne hasret değil. Ama bir şekilde emir almışlarsa sana bir şekilde ulaşır. Liyakat kesbetmişsek bir şekilde sana gelir. Gelir dedi, geldi. Bir şekilde şahsı manevi sana ulaşır. Bırakmaz seni. Yeter ki ayakta ol. Çünkü niye biliyor musun? Ayakta tutanlar ayakta olmalı. Aile de orada maç. Aile de ayakta tutucu musun? Ayakta olman. Ah bunu kadınlar duysa yataktan kocalarını şimdi hep sizi kaldırıp hadi git derse git ayakta ol ki ayakta tut bizi. Şuurlu olsaydı. Sen ayakta ol ki biz ayakta olalım. Ayakta tutacak kişi ayakta değilse kim ayakta olabilir ki? Hizmette de öyle. Usta da ayaktaydı, talebeler ayakta. Dershaneler ayakta, biz de ayaktayız. Ayakta tutacak kişi ayakta olması lazım. Sürünmemesi gerekiyor. İtinme, kalkmayla olmuyor bu işte. Dima 271 kalp projesi 8 10 11 2024 Arnavutköy'deyiz ve Enfusi. Kalp projesinde kalbe gireceğiz. Diğerlerini geçelim diye. Kalp bir sistemdi. Geçen haftayı hulasa edeceğiz. Bu hulas geçen haftanın biraz özeti. Kalp komple nasıl ki yemek yemek diye misal vermiştik. İkisi de aynı ama tabirler farklı. Yani bir kalp var. Bir de içinde bir birim var kalp. Yani Fuad'ın olduğu yer kalp yani. Dört tane Üstad Hazretleri ne geçmiştik. Artık ötekileri bırakmıştık. Ama bir kabataslak hali değil mi? Bir şeyimiz oldu. Bilgimiz oldu. Onlar yedi diyen oldu kalbin mertebesi. Ama alimlere göre bitmiş. Nereye giderseniz gidin beştir. Şimdiye kadar, Risale-i Nur'a kadar. Kalbin makamı beştir. Şöyle demişlerdi. Sadr. Lüb. Yani kalbin sistemi. Alimlerin söylüyor. İkiye alıyorlar. He, beş. Sadr, ondan sonra kalp, Fuat, lüb, Süveyde-i kalp. Böyle demişlerdi. Üstad Hazretleri, Fuad'ı çok konuştuk. Kalbin içindedir. Yani ilmin kabı, Beytül Hikmet, Sıkdül İlm, yani İlmin yapısı, yazılımı, viyayı kalp, tabir ettikleri ilmi kelam alimlerine göre hepsi anlatılanlar şeydi. Kalbin içerisine şey yapmış, ustad detayda boğdurmuyor. Onlar herhalde biraz daha içeri arabanın parçasına inmiş ki şey yapsınlar diye, daha hakim olsunlar diye. Fakat ustad, sadr, lüb, kalp, Süveyde-i kalp. Bunu muhakematta da görürsünüz. Lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Sırayla gidiyor biliyor musunuz? Orada lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat ve tefrite düşer. Muvazenesiz ve muhakemesiz olanlar çok aldanır ve aldatır. Sadr, elem neşrah leke sadrek. Daha ayette de bunlar konuşmuştum. Hulasa ediyorum, konuştuğum şeyler.
ben senin kalbini genişletmedik mi? Demek ki zıtların cemidir. Zıtların cemidir. Sadr. Genişletmedik mi deyince mefhumu muhalifiyle dar değil miydi? Tamam. Ben lambayı yakmadım mı? Yok, lambayı zaten yanıyordu. Denmez o. Yani mefhumu muhalifiyle sadr. Zıtların cemidir. Ustadımız Muhakema 89'da mumatalatı hak perdesi altında, yani vaat ediliyor hak. Hak vaat ediliyor. Daha tam hakim olmayınca böyle bekleyiş içinde olan mumatalayı hak o deniliyor. Hulfu vaat ile beklemek. Yeis de ümit. Kalp de sadda oluyor. Sinemde diyor. Okuduğumuzu söylüyorum çabuk çabuk. Çünkü geçen hafta olmayan için. Sinemde ümitlerimle yes kavgaya başladılar. Ümitli yes. Bak zıt. Sonra başa gelmeyelim dersin. Zıtların cemi ümitli yes. O mutezelzil, yani depremde de öyle, bir şeyin tekrarıdır. Veya vesvese de öyle. Ves, aynı şeyin tekrarı. Zelzele de öyle. Gar, dur. Ves. Tekrar. Ha, aynı bunun gibi mütezelzil. İçeride yeis ümit. İkisi her daim olacak. Mütezelzil hani olan, yani zelzeleli. O mu? Komutan. O mu? Yeis ümit. Mütezelzil olan sadrı mı? Sari söylüyor Osman. Sadr. Harap ediyorlar. 89. Mahkemat. Yani bu çok şeyi anlatıyor böyle, mesela ümit vesaire. Ders yaparken yani ümitsiz, recası ümit, yani fıkıhta veya tefekkürde kullanırız ama bu ustad en zirvede koymuş burada. Tam kim, nerede, nasıl, niçin kullanıyorsa önemli. Hepsi doğrudur. Kaşıkla istediğini yersin. Ama burada yeis de ümidin cirit attığı yer. Mütezelzil sağdır. Sadrı iskalarsan o yeis ve ümidin mekanını bulamaz. Yani menfi şeyler de o zaman kalpte oluyor. Yani. Var. Sanki hep kalp mübarekmiş gibi geliyor da. Evet, ama kalp mübarek. Ha, yani sadrı. Kalp mübarek. Sad zıtların cemidir. Yani o belki şöyle hani yeis mi vardı orada? Yeis. Yeisin biz sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti desek. O yukarıda. Yeis'in baktığımızda, yeis'in o zaman hakikati kalbin sadrında olur. Evet, geçen hafta bunu konuştuk. Evet, işledik, evet. Yeis'in sureti serbest bölgededir. Girdiniz mi ona? Tabii. Tabii girdik ona. Ümit ve yeis'in sureti. O, girmiştik. Hakikati orada, şu anda ben tekrar ediyorum. Hakikati şeyde. Burada sadr en diş kabuktur. Ben bir hulasa edeyim. Kalp sisteminin serbest bölgesidir. Kalp sisteminin serbest bölgesidir. Burayı kaçırma Osman. Kalp sistemi serbest bölgesidir. Camiül ezdattır. Sadr. Melek ve ilhamın ümitleriyle, bak. Melek ve ilham. Ümitleriyle, şeytan vesvesesiyle yeis olan mütezelzil bilhane. Mahkemat. Muayyen olmadığı için unsur havaya benziyor. Unsur hava. Aynı zamanda kabri kalp diyor ustad. Kabir diyor. Kabri kalp. Alemi şehadetin hulasasıdır. Kalp, şey sadr. Neden? Beden, ceset, toprak. O zaman mezarlıktan bahsetmiştik. Mezarlık. Toprak. Surettir o. Ustad diyor zaten. Şimdi hayalen İstikbalde hakikaten hesap verildiği yer, kabrime girdim diyor. Tamam, şimdi hesap vermek ne demek o? Kim hesap veriyor? Kime veriyor? Nüker, meleğe veriyor. Hangi tarafın veriyor? Melekelerin veriyor.
malik olduklarınız artık konuşacak diyor. Melekeler, melekelerimiz. Melaike dışsaldır. Bizdeki enfusteki karşılığı melekelerimizdir. Melek. Malik olduğumuz hangi, nereye mazhar olduk? Melikin Nas. Esma. Rabbin Nas, Melikin Nas, İlahin Nas. Melekelerimiz. O zaman bizim nünker ve mekirlerimizdir. Dışarıda böyle bir iki tane adam var. Arkadaş diyor. Nünker mekir. Nekr. Ortadan kaldırmak. Nedir o? Düşünseldir. Düşüncelere, itikatlara, manalara sorgulayan bir sistemimiz. Şöyle girmiştik hatırlarsınız. Ya şimdi giriyoruz. Kabirde, haşir meydanında bize soracak Allah. Niye yaptın? Niye yapmadın? Niye dedin? Niye demedin? İşe yarayacak mı? Yaramayacak. Erham-ı Rahim'ine pek yakışmıyor. Keşke bunu dünyada denseydi bana. Devamlı denseydi. Böyle bir hoca edasıyla değil, peygamber değil, alim değil, arkadaş değil. Devamlı beni ikaz etseydi. O sistemi aldı o Erham-ı Rahim'in. Getirdi sana monta etti. Onun adı vicdan. Devamlı ikaz ediyor seni. Neyi yaptın? Neyi yapmadın? Haşir meydanının bizdeki taşıması olduğu gibi ki haşir meydanında mahkemenin reisi sorgulayan, şahidi olan Allah'tır. O. Düşünün haşir meydan taşınmışsa haşir meydanına daha gitmeden kabirdeki nüker mekir hadi hadi bize taşınmıştır. Bir insan üniversite diploması varsa ortaokul diplomanı da getir delmediği gibi haşir meydanı bizde varsa oraya daha gitmeden daha düşük makamda olan nünker mekir var. Niye yaptın, niye yapmadın? Allah haşirde soracak, Allah kendisini taşıdı bize, vicdan dedik. Nünker mekir de otomatik alt birim. O da soruyor. Yani anladınız değil mi? Vicdandan aşağıya. Nünker mekir, yani vicdan haşir meydanı, sırat köprüsü. O bize taşınmışsa onun bir alt birimi olan haşir meydanı ile dünya arasında alemi berzah bu. Kıyamet kopunca ahiret olacak. Şimdi, ölenler ahirette değil. Alemi berzah. Haşir meydanı burada ise şurada. Otomatik olarak bir alt birimi olan berzah, nüker, mekir, kabir insanda olacak tabii. Otomatik. Aradık onu. Çok şükür bulduk. Veya zannediyoruz Risale-i Nur'un gözüyle tabii Risale-i Nur. Risale-i Nur olmasa bir adım atamazsın ki. Bir adım atamazsın. Konuşamazsın. Hatırına gelmez. Ne konuşacaksın? Külliyat yok. Ne konuşacaksın? Aleminden külliyat çıksın. Ne konuşacaksın? Sokaktaki gibi. Maç konuşacaksın. Dolar, para, faiz konuşacaksın. Ve gümülüp gideceksin. Kaybolacaksın yani Risale-i Nur olmasa. Kim ne konuşacak yani? En azından yanlış dahi olsa konuşturuyor. Konuşma zeminimiz. Bazı malzemeler aramış, konuşuyoruz. O zaman nünker mekir, münker eylemi sorgulatan, vicdanı dedik ya, vicdanı niye dedin, niye demedin? Birisi vücudi, birisi ademi. Niye söyledin, niye söylemedin? Niye yaptın, niye yapmadın? Biri vücudu ve ademi şeyler, ikisi. O zaman münker eyleme. Eyleme, niye dedin, şeye, niye yaptın? Eylem biliyorsunuz, eyleme vesvese yaptırır. Şeytan eyleme musallattır. Kalptedir, şeye, kalbe yakın nümeyi şeytaniyededir. Kalbe atar, derdi ki Osman, kalbe giremez. Doğru. Neyi kastetmiştik abiler? Bilmiyorduk, kastetmedik, bilmiyorduk. Kalbe giremez buraya. Ama sistem... Le kalp bilmiyorduk, ikisi aynı isim. Öğreniyoruz tabii. Meğer sadre giriyor. Yeis atıyor. Ümit de melek atıyor. Süreti dimağda. Tahayyül ve tasavvur. Dimağın serbest bölgesinde ne varsa sureti gafur. Hakikati kalpte, sadırda ayna var. Aynen. Ama birisi süret, birisi hakikat. Niye hakikati buraya taşındı? Orada iş işten geçmesin, burada aynısını yaşa. Yani çekirdekten ağaç çıkarsa,
Çekirdeğin içi boşalmıyor. Ağaç var gene. Bak bir daha. Çekirdekten ağaç çıktı. Çıktıysa içi boş mu şimdi? Yok. Bizden kainat oldu. Boş değiliz. Haşi meydan olacağız. Gene boş değiliz. Fotokopi çekiyoruz. Asıl kaybı olmuyor. O zaman dimağın serbest bölgesi surettir. Meleklerle şeytan, esmaların her mertebeleri, her şeyin suretleri, her mertebesi, iyilik, kötülük, küfür, iman, dimağın serbest bölgesi şurada bulunuyor. Ondan mesul değiliz. Oradan bir fehim var, süzgeç. Oradan akla iniyordu, hatırlarsınız. O serbest bölgenin, aynı suretinin, hakikati arkadaşlar, kalpte var. Hangi sistemde? Sadr. Sadr, kalbin serbest bölgesidir. Her şey var. Yeis de ümit. Sarı ifade. Böyle. Ha, o zaman şeytanı hayal edin. Şeytanı, lüme-i şeytan eden kalbe atar. Yani sadra atar. Ustad sadra atar diyor muhakematta. Yeis ve ümidi sadr olan şu gömde mutezelzil. Kalp devamlı şey yapar. Hangisi süzgeçi süzülür? Şöyle. Zeytini Mehmet bilir. Biz Gafur'da çayı bilir. Diğerleri de nasıl? Şöyle. Nasıl bir çay fabrikasında gördüm. Harman geliyor. Ya o derece derece numarayı nasıl ayır diyorlar merak ettim. Müdür beni götürdü. Fatih. Şöyle meyilli bir süzgeç var. Delik delik. Küçük delikler var. Numara. 2 numara, 3 numara, 4, 5 numara, 7 numaraya kadar var. Sonra o harmanlanmış olan çay zelzeleli. Gır 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 gır. Eleğe geliyor. Eleğe. Tabii geniş tabii. O elekten büyükler düşmüyor. Meyilli olduğu için büyükler yuvarlanıyor. Kendisine uygun delik arıyor. Ufaklar düşüyor abi. Ufaklar düşüyor. 1, 2, 1, 2 sayıyorlar. Ondan sonra biraz daha büyük öteki delikten düşüyor. Biraz daha büyük böyle düşüyor. Böylelikle o zelzele ayıklanmak içinmiş. Hayatımız da zelzeleli yani. Aile hayatında zelzele, fikirde zelzele, duygu düşüncelerde zelzeleden korkma. Ayıklanmak içindi, ayıklanıyorsun. Sabit olsaydın hurda haş olacaktın. Ne olduğumuz belli olmayacaktı. Onun için başımıza gelen sıkıntılar, dertler süzgeç eleği gibi ayıklanmak içindir, zulüm için değildir. Hakla batının, doğruyla yanlışın, güzelle çirkinin, büyükle küçüğün ayrışsın diye. Mesela hep derim şöyle bir iki haftadan beri. Derdimiz niye büyüktür? İnsanlığımız küçüldüğü için. Dert aynı. Taş çatlasa, pat çatlasa dertler, dünya hepsi standarttır ya. Dertlerin büyük küçüğü yok. Aynı. Kimisine çok büyük gözüküyor. Aynı şey. Birisini dert kabul etti, ona başkasına derman olmuş. Mesela bizden ağzımızdan çıkan karbondioksit ağaçların gıdasıymış yani. Senin dert zannettiğin ötekisinin adamın gıdasıdır. Aynı yani. Dünya o kadar fazla bir dert şeyi yok. Çeşitleri 10 tane derdi şey yapamaz. Ailevi dert, psikolojik dert, sağlık, iş derdi, içtimai dert işte o kadar mertebeli. Peki niye büyüyor? Kendimize yatırım yapmayınca İnsanlık aşağı iniyor, beşeriyet yukarıya çıkıyor. Dert ne demek? Beşeriyet demektir. İnsanlık aşağı gidince beşeriyet yukarıya çıkıyor. Yani dert büyük gözükmesinin sebebi insanlık aşağıdır. Eğer insanlık yukarı çıkarsa beşeriyetimiz aşağı iner. Dertlerin küçülmesi için kendine yatırım yapınca o küçülüyor. Ustad diyor zaten. O küçülür, eder tebeddül. Yani tersine döner. Tamam. Dolayısıyla vesveseyi kalbe attı. Neresine attı? Sadr. Ne yaptı? Nasıl gözüktü? Yeis. Diyor ya usta. Yeis. Ümitsiz. Kabul etmese detayını anlatmaz ki sadr. Mahkematta sadr diyor. Açık. Sonra yukarıya çıkar. Serbest bölgeye atar. Aklın serbest bölgesinde. Orada işte ızgarayı niye misal verdim? Mütezelzil. Elek. Ustad diyor ki eleneceksiniz. Bakır mısınız, altın mısınız, gümüş müsünüz? İnsafsızca bir elekten eleneceksiniz. Ayette ne diyor? Geçmiş ümmetlerin çektiği kadar çekmedikçe cennete gideceğinizi zannediyorsunuz. Demek ki dertler neymiş abiler bize?
eleniyoruz. Dertlerimizi tasnif etmek için. Yani parkurun dışına düşelim diye elenmiyoruz. Dertlerimizi diğerlerinin arasına koyuyoruz. Sandviç misalim vardı benim 20 sene önce. İki tane parça ekmek arasına acı koyarsın, yenir. Tek başına yenmez. O zaman o zelzele gibi gözüken sarsıntılar, ay bayağı sarsıldım ya. Ailevi sarstı, hastalık sorunu sarstı, çocuk hastalandı sarstı, eşim hastalandı çok ağır sarstı. Bu elektir abiler, elek. Elek hepimiz. Eleniyoruz diyor usta söylüyor. İnsafsızca eleneceğiz diyor. İnsaf nısıf ne demek? Sokak ağzı değil. Nısıf yapmadan. Yani tamam. İnsafsızca. İnsaf nısıftan gelir. Yaralama. Bu mu bu mu? Kaldırıyorsun. İnsafsı yok. İnsaf yok. Bu mu bu mu yok. Elen hangi tarafa düşersen. İnsafsızca. İnsaf nısıftan geliyor. Ortada bırakmıyor. Ortasız diyor. İnsafsız demek ortasız. Ya burada düşeceksin ya buraya düşeceksin. Böyle zelzele. Fiillerimize musallat olan münker. Niçin? Haşir meydanının küçük provası. Bunu kimin için yaptın? Niye? Niye münker var? Kabirde soracak ki. Kabirde bunun işlevi nedir ya? Diyecek ki namaz kıldın mı? Zaten elinde kağıt var. Sabah kılmışım. Peki kılmadığın namaz kıldı. Kıldığın namaz kılmadığın olur mu? Kağıtta olmaz. Yazılı kağıdın yüzünü okuyor. Nünker Mekir. Söylediğini yaptıklarını söylüyor. Orada dediği zaman iş işten geçecek. Burada söyleyecek. Soru burada soruluyor. Cevap burada veriliyor. Haram fırsatı geldi. Soru bir. Yapıyor musun yapmıyor musun? Bakıyor musun bakmıyor musun? Cevap nedir? Yaptığımız muamele. Verdiğimiz tepki. Red veya kabul. Bu bizim cevap. O da diyecek ki sana böyle bir soru soruldu. Böyle cevabı böyle verdi. Yazılı kağıdı öğretmen bir hafta sonra okuyor. İşte kabir dediğimiz şey surettir. Şimdi buradaki derdimiz şuydu. Ne bundan bahsediyoruz? Kardeşim kabir çok dehşetli de suret. Lan o kabrin hakikati sureti bende, şey kanuneti bende. Ne korkuyorsun ondan? Tamam korkacaksın da. Buradan çıkman lazım. Şimdi diyor hayale istikbalde hakikaten gireceğim kabrime girdim diyor. Ya bizde bu. Bu kabir meselesi bizde. Toprak nedir? Suret. Hakikati nedir? Sadıktır. Biberde, kavunda, yanlışta, doğruda, esrarda, eroinde, domateste, fasulyede burada yetişiyoruz. Toprakta zıtların cebi. Ne atarsan çıkıyor. Ne attın da diyor toprak kabul etmedi. İşte bu saat. O zaman şu kabirden çıkmanın yolu şu kabirden çıkacaksın. Nasıl adamlar şey yapmış? Peki böyle biraz açılınca ne oluyor? Kabri neredeyse görürsünüz. Cenazeyi gömdüğünüz zaman biraz yakın olursa oluyor böyle. Yoğunlaşmana sebebiyet veriyor. Neredeyse hissediyorsun ha ne yapıyor şu anda. Yani biraz yakınınızsa, yani yakın derken tanıyorsan, tanımayan da şey yapmak yüksek seviye çok. Şöyle yani, bizden biraz büyük. Tanıdıksa hissedersin bu adamı. Niye? Tanıdık ses telkin versin diyor hadiste. Çünkü ona ünsiyet olsun diye. İşte kabir sürettir şu mezar. Hakikati sadıktır. Kanuneti bu dima. Demek ki amelimize musallat olan, yani sağlaması olan, sağlaması. Münker. İtikadımızın sağlaması nekr. Nekr ediyor. Kaldırıyor ortadan. Kılıçtan keskin, kıldan ince. Bu Sırat Köprüsü'nün sıfatıdır. Orada bir köprü varmış. Kılıçtan keskin, kıldan ince. Oraya gidip bir ev yapasım gelir diyor. Ondan sonra altı cehennem varmış diyor. Oraya yastığımı koyup bir yatasım gelir diyor. Suretten hakikate geçmiş adam.
Hepsi onu uşatmıyor. Doğru diyor. Aynen öyledir. Ama buradan bitirmiş işi. Buradan referans almış. Torpilli ya. Orada bir yastık koyup yatasım geldi diyor. Lan sen yapacak başka yer bulamadın mı arsa ki? Sırat köprüsüne ev yapacaksın ya. Arsayı ucuz bulmuş. He? Arsayı ucuz bulmuş. Ucuz bulmuş. Orada yapıyor. Oraya gidip bir ev yapasın. Ya şaka değil ha. Çünkü burada diyor. O Sırat köprüsü. Bırak konu diyor. Çünkü biz kainatın, o Sırat köprüsünün değil. Cennet, cehennemi, arşı kürsünün çekirdeği biziz. Çekirdekte olmayan bir şey ağaçta tezahür edemez. Ağaçta ne varsa çekirdekte var. Biz Nur-u Muhammedi cihetiyle kainatın eveliyiz. Kainatın aslıyız. Sırat köprüsünün de aslı biziz. Sırat köprüsünü ev yaparsan burada, oradan da ev yaparsın. Adam burada yapmış. Sırat köprüsünü geçmiş. Sırat köprüsü neymiş? Bir, amelimizi, iki, itikadımızı sorguluyor. Amelin ve itikadın düzgünse Sırat köprüsü genişlendi. Git evde yap, parkta yap, apartman koy, arsa yap, sat oraları. Ne yapmış? Muhacir Sırat köprüsü, itikat ve ameller neyle sorgulanıyor? Kitap ve sünnet. Kitapla münker, münkerimiz kitaplara iman. Nekr, ters söyledim. Kitaplara nekir, sünnet-i seniye münker. Amelimizi sünnet-i seniye mihengiyle, mizanıyla diyor mektubatta. İtikadımızı da ehl-i sünnet alimlerinin o kavaid-i külliyesinde ibraz ettiği konu hakikatlardır. Onunla kıyas yapacaksın. Tabiri diğer ile dünya hayatımızı cennet ve cehennemin çeviren filtreler, süzgeçler, fikirlerin sağlaması ve hislerin sağlamasıymış. O ahiretten önce. Orada iş işten geçecek. Kabirde geçecek ama fikirlerinin sağlamasını istemez misin? Azap çekiyorsun. Niye anlamıyorsun Gafur ki? Bu yok. Bu yol yol değil. Bu yanlış diyor. Bu. Bu da öyle diyor. Fikir, hisler neydi? Enfus alemin mekanıydı. Fikirler de yukarıda mekandı. Diman mekanıydı. Mekan, yukarıdaki mekan tahayyül yani. Abi o zaman sarayı yaptırmayan suizan mı? Suizan bir tanesi. Üç tane sistemdir. Kibir, haset, inat. Suizan gene düşük makam. Ondan sonra dedi ki dima ve vicdanmış. Münker, nekir. Münker, nekir. Eylemimizin ve itikadımızın sorgulama merkezi. Geldik abi şuraya. Kalp sistemi. Kalp sistemi. Şunu söyleyebilir miyim? Sor abi. Şimdi bir dörtleme üzerinden gidecek olursak Hasan abi. Şimdi Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. Değil mi Hasan abi? Burada ruha da Azrail dersek en son ruh da kendini teslim edecek. Azrail de kendini teslim edecek ya. Acaba o teslim nekir ve münker ile mi oluyor? Yani bu münker nekir aslında dört meleğin de bütünlemesi mi oluyor? Bir mana aslında böyle bir şey olabilir. Evet çünkü niye biliyor musun? Suret olduğu için münker nekir dimağda oluyor. Dimağda oluyor. Çünkü delinin böyle münker mekiri kabirde olmayacak. Çocuğun münker mekiri olmayacak. Hayvanın da olmayacak da münker mekiri. Niye yaptın? Çocuğa denilmeyecek ki. Münker mekir sureti varsa, sureti bizde kanuniyeti varsa sureti de olacak. Ama çocuğun delinin münker mekir olmuyor. Başka şehidin de olmuyor. Olmuyor yani. O soru sorulmuyor. Geçiyor ya. Yani. Şimdi burada münker mekiri yok yani. Çünkü burada işi halletmiş. Buraya geçince üniversite diploması getirir. Komutan ilkokul diplomanı da getir demez. Adam burada işi bitirmiş, aşmış. Onun için Risale-i Nur talebeleri bir ustad şöyle diyor. Risale'nin talebesi unvanı ve kisvesiyle. Unvanı ve kisvesiyle. Kisve. Münker mekiriyle. Bir, sadece nefsi emmariye muhatap değil abi. Nefsin bütün mertebelerine mertebeyi kazandıran nekirle münker zannediyor. Evet. Evet doğru. Aynı öyle. Sonra en güzel buluş kasad demiştik. Nedir o? Topraktır toprak. Toprak sürettir. Sadr hakikatıdır burada. Bunu açtın mı?
Burayı çözdün mü? Orası sana çok ünsiyetli gelir. Ülfetli değil. Lezzetli gelir sana. Kabir. Niye korkuyorsun diyor usta. Kabre girmekten korkma diyor. İki tane arkadaş diyor. Peki ne yapmış biraz sazdır açılan zaten? Ustad. Bir baktım diyor. Talebe diyor. Bir bakayım diyor. Merhabuke. Talebe, medrese talebesine soru soruluyor. Ben de bakıyorum diyor. Keşfel kubur velisi kendisi yani. Seyrediyor. Yaşadığı bir şeyi anlatıyor. Talebe şehit olduğu için burası ile orası sureti hakikat aynı. Talebi ulumu demek. Talebe demek suretle hakikat aynı demektir. Burası ile orası aynı oluyor şu anda. Ahirette olmayacağız ki. Oluyoruz şu anda. Hiç fark etmemiş. Münker Mekir'i de hocası zannetmiş. Hani farklı bir şey vardı? Hani başka bir şey vardı? Zaman bizim için. Abi çok acayip bir şey bu ya. Evet. Yani aynı anda. Aynı oluyor. Oraya git, oraya git. Öyle. Öyle bir şey yok. Hep aynı. Hep aynı. Şey, dört tane Hulusi abinin mektubunda diyor ya. Nurların karşısına geçtiğim zaman üstadım medresesinde aynı yerde Peygamber Efendimiz'in Ravza-i Mutahharası'nda aynı yerde Cenab-ı Hakk'ın La mekanesindeyim. Ha işte dün. Aynı yerde. Aynı 35 barlada. La mekanına diyor. Aynı anda oluyor hepsini. Şimdi bu medresedeyiz. İçerideyiz. Kabirdeyiz. Peygamberin huzurundayız. Allah'ın la mekanındayız. Aynı anda oluyor. Şu adamın imbisatına bak ya. Kur'an'ı okurken de diyor ya abi. Evet. O Ramazan esasında. Ben işte Cebrail'den, Peygamber Efendimiz'den. Dinler gibi ol. La mekanındayım diyor. Yani... Şimdi zahir bu. Zahir aldatır diyor. Buradan çözdün mü? O zaman peki ne yapmış? Burayla bak. Neyi düz eşit olmuş? Burasıyla orası eşit olmuş çocuğa. Kabirdeki o çocuk. İki. Hocasıyla mükemmekir aynı olmuş. Hoca soymuş. Sonra keşfel kubur velisini tebessüm et dedi. Üç etti. En son bir Allah'ın kulu sormayacak mı bunu kitaba ustada? Bu dördüncü soru. Sen nereden gördün? Sen rahmet-i ilahi tebessüme getirdi diyor. Sen nereden gördün bunu? Sen rahmet-i ilahi tebessüm ne demek? Rahmet-i ilahi tebessüm ne demek? He Allah tebessüm etti böyle. Öyle okuyoruz geçiyoruz dur. Dur geçme burada mezarda kimler var tanı. Dur ya. Ne diyor bu? Bu adam ne diyor bu Allah'ın kulu? Rahmet-i ilahi tebessüme getirdi diyor. Bak burayla orayı eşit çocuğun nazarında. Arkadaşlar normal ölenler için eşit değil. Normal ölürse eşit. Bak burasıyla orası hocasıyla Münker Mekir aynı. Hoca o Münker Mekir de şaşırdı. Bana nasıl bakıyor? Buyur hocam diyor. O da bozuntuya vermiyor. Sana soru soracağım diyor. Men Rabbuke men mübtedaatır. Ben onun haberidir. Tamam. Daha zoru sor diyor. Ulan birbirlerine bakıyorlardır değil mi? Ulan biz ne diyor? Adam gramerle cevap veriyor. Hızır abinin yaptığı gibi. Rabbin kimdir diye sorulmuş. Demiş ki, Rabbimi demiş atomla mı, esirle mi, enerjiyle mi, ondan sonra madde hayat, hayatın zatlar cevherleriyle mi ispat edeyim demiş. Muhyiddin Arabi'ye gel. Allah Allah demiş. O da hepten tutup. Sen bizdeydik. Bir yere mi gittin ben? Biz bize geldik. Sen de ben de aynı. Beni ben mi soruyorum? Bizi bize mi sorarlar? Beni bana mı soruyorsun? Yani ben sen ne demek ki sen? Söyle bir şey var mı? Melek iyi ki kafayı yemedi zaten. Ciddi diyorum ya. Ama duraklamışlar değil mi abi? Durakladı tabii. Sonra hikmet-i ilahi tecelli etti diyor. Ya onun diyor sözleri dünyada da anla. Bırakın onu. Ondan sonra. Ne diyecek melek? Melek ne diyecek ki? Ne diyecek? Sistem error verdi ya. Yani bizi bizden mi sorarlar? Benim diyor. Şarj, benim temessülümsün diyor. Ben çekirdeğim diyor. Benden dışsalsın. Sen dalım, budağım, yaprağımsın. Benden yapılmışsın. Yaprak, dal, budağı kalkıp da çekirdeği hesap mı soruyor diyor. Onu diyor yani. Ben her şeyin çekirdeğiyim. Meleğin de çekirdeğiyim. Cebrail'in de. Seni bana gönderenlerin hepsinin çekirdeği benim.
Aslı benim, beni bana mı soruyorsun? Yaprak bana soru soruyor diyor. Çekirdek, çekirdeğe soru sorsa yaprak. Çekirdek ne der ya? Ne diyorsun ya? Ben siz kendini mi ifade etmeye çalışıyorsun ki? Sen benden olmuşsun zaten. Ben sen olmamışsın. Sen benimsin zaten. Ayna görmüş. Bizler mi sorarlar? Ben mi soruyorum? Ondan diyorum ki insan beşeriyetini kastederek, insan beşeriyetinden, insan kendisinden büyüktür. İnsan kainattan büyüktür. Basit bir dertleri niye büyütüyorsun o kadar? Büyütmek zorunda kaldı. İnsanlığın dibe vurduğu için. O zaman dertlerinden kurtulmaya çalışma. O olacak. Kurtulmanın yolu dertlerle uğraşma. İnsanlığını yükselt, o gözükmesin. O yukarıda olmamasının sebebi sen aşağıda olduğundandır. Dertlerinle uğraşma, o çoğalır. Ateş gibidir, daha fazla kör olur, yani dağılır. İnsanlığın yükselirse dertlerin küçülür. Bu böyledir. Abi şeyde, ikinci Lemali'de sabır kuvvetini şey yaparken ana indiriyor ya derdi. Evet. Geçmiştir diyor, gelecek daha zaten gelmedi. Bulunduğundan an diyor, derdi şey yapar. Evet. O dertler standarttır, klasiktir. Her daim aynıdır. Niye anlamıyorsun her zaman aynı şeyle savaşıyorsun? Cevap niye üretiyorsun? Ne yapacaksın? İnsanlığına yatırım yap, insanlığın yükselsin. Kardeşim, havuza su koy ki üstündekiler yukarıya çıksın. Çık yani yukarıya, su koy. Sen havuzda yüzen tahtasın, plastiklersin. Çık yukarıya. Nasıl çıkacaksın? Su koy. Münker ve Nekir nasıl sıkıştırıyor ki? Cehennem kaçış noktası oluyor. Yok. Kabir... Sadr'a gelmek için yaptık. Sadr'dan çıkacağız. Lübe gireceğiz bugün. Lübe. Yani bunu bırakıyoruz. Şimdilik. Sadr muayene olmadığı için, serbest bölge olduğu için toprağa benziyor. Ama toprak da var. Sonra konuşmuştuk kafada. Orada üfleme yerim. Şeytan üflüyor. Sadr'a yeis. Melek ilham veriyor. Onun için unsur havadır. Ve kabirdir diyor. Kabri kalpten manalar çıplak çıktı. Buradan çıktı. Buradan çıkıyor mana. Buraya evriliyor. Buradan da sadra evriliyor. Çıplak çıkıyor. Kabri kalp aynı zamanda sadr unutmayalım. Alim-i şehadettir. Cesettir. Cesettir, bedendir, topraktır. Onun için mezarlık sadrdır bizde. Sadr. Hakikati budur. Sonra Lüp abiler, Lüp'e hoş geldiniz. Lüp, kalp sisteminin ikinci ayağıdır. Lüp'ü bulmayan kışır ile meşgul olur. Kışır. Buna göre Lüp kanuniyettir. Tılsım mıdır abi Lüp? Lüp. Tılsım. Bana geliyor ki abi sadır. Ruhun zihin şuuru. Vicdanın hissi, dimağda da tahir ve tasavvur, bunlar sır abi hepsi. Sırla tılsımı evet. Yani artık alemimizde çoğalt. Evet. Mesela sır insani. Sır insan ne demek insan? Yani tek boyuta dönüşmüş melek, tek boyuta dönüşmüş şeytan değildir demektir. Hem melek, hem şeytan, hem hayvan, hem. İçin dışında bir şey yok. Allah var. İnsan ile Allah mabeyninde bir nispet yoktur der. Bu makama geliyor. Aldığı her şeyi aldı. Allah'tan başka bir şey kalmadı. Böyle bir sistemin adı sırrı insani. Zıtların cemi. Niye bende zıtlar oluyor? Niye soruyorsun? Sır sahibi olduğun için olacak bunlar. Sen tılsım mısın? Tılsım insani demiyor ki. Tek boyutlu. Sen insanısın. Niye böyle kızıyorsun Ahmet'e? Kafire de kızmıyorum. Ha, bakıyorum böyle ben de. Ha, böyle olması lazım. Adam delikanlı dedim. O elmayı bir dert tartsan. Ya ben bir tane de fazla koyayım dedi. Bir tane de fazla koyma. Ama yukarıdan aşağı bırakma. Git adam gibi koy. Ha? Sen cömertlik güya yapıyormuş gibi yukarıdan aşağı bıraktın. Zaten bir tane bana eksik koydun. Bana cömertlik yapma. Doğru tart.
Ondan sonra kızardı. Evet koydu bir iki tane de. Aa bir tane de. Hayır koyma. Adam yukarıdan aşağı bırakma. Peki normal mi görüyorum? Gayet normal görüyorum. Kızmıyorum. Böyle yapması lazım. Kardeşim karpuz kaç model dedim. Kadına vereceğim. Kadına bak. Ne anlamadım dedi. Bu karpuza mı diyorsun arabaya mı diyorsun? Karpuza soruyorum dedim. Kaç model karpuz bunlar dedi. Baktı. Dedi ki karpuzun modeli mi var dedi. E dedim arabanın modeli değişiyor. Karpuzun niye modeli değişmiyor? Eskimiyor mu dedim ya. Bıkmadık mı bu karpuzdan? Her sene aynı model. Yeni modeli yok mu dedi. Ya ne diyorsun dedi sen bir otursana. Bu sefer ilk defa görüyor karpuza. Hakikaten lan her sene aynı model diyor. Öyle diyor ha. Koyuyor hakikaten. Orada kadın da bakar mısınız dedi. Nasıl yani model dedi. Dedim ya her sene model. E lan niye değişmiyor? Çünkü her zaman mucize. Mucize modeli olmaz. Nakıslıkta zıtların olduğu için model değişiyor. Bunda bir kusur bul bakalım. Nereden keseceğini bile bir pijamalı yapmış. Pijamalı eşekler olduğu gibi Afrika'da dedim bak. Nereden keseceğim? Modele bak dedim. Her sene son model. Acaba başka bir model düşünebiliyor musun? Dikdörtgen yapsa falan diye. Hakikaten acayip bir sistem yakar. Loop dedik. Beden yazmışsınız ya Alemiş abi. Ceset yani bu. Orada beden yazmışsınız. De yazdım abi. Ama beden alemi gayiptadır abi. O evet. Yani kanun olur. Ceset tamam. Çünkü anlamlarını ve suretlerini bırakarak alemi gaybe geçer diyor ya. Bedenler anda olan mı ya? Biz bedenleri görmüyoruz ya cesedi görüyoruz. Bak o senin dediğin bedeni misaliler. Tamam işte o bedenler. Bedeni misali değil. Andaki olanlar. Eğer beden anda hiç yoktur dersen bazı alimlerin düştüğü aynı seyali yok gibi beden an vardır. Kitab-ı Mubin'dir. Yok demedik ki abi. He nedir başka? Ama onun üstüne ceset demiyor muyuz? O ceset andaki... dedik abi. Tamam işte ceset olur. Beden. Cesette kastı cisim değil o. Cesetten kasıt atomdur. Atomlardan müteşekkil olana beden olur. Ama anda oluyor, kayboluyor. O kadar çabuk oluyor ki alimler bunlara var bile dememiş. Atomdan olana ceset demedik miydi abi? Evet. İşte ön dedik abi. Ceset yok siz beden. Yani şöyle o ceset, beden, cisim demiştik sanki değil mi? Cisim iç alem. Tamam. Cisim değil bu. Bedenle beden misalleri bir noktada aynı şey değil mi? Onu kastım. Hayır. Beden anda olandır. Bütünseldir. Ceset ise ceset o atomik yapı. Evet. Eğer mazi ve müstakbele olduk var ya olduklarını dırırtları o bedenleri birbirine o kadar yakın ki misal bedeni misaliler. Yani kullanılmışlar. Ama alimler konuşmuştuk hatırlarsın. Alimler anda o kadar var yok gibi. Onun için pek kabul edememişler aniseyle ama var. Ustad nasıl ayrı dedi? Kitab-ı Mubin dedi. Andakine irade ve kudretin taalluk ettiği beden. Atom. Yani atom yani şey yaptım. Üç şeyi kategoriyle şey yaptım ki iyice zihnimize otursun. Sadrın yapısı bedendir. Yani atomların bütünselliğidir. Yani toprak tarafı. A toprak. A kabir. Kabir yani bu. A toprak. A toprağın toprağı. Buradan çıktın mı oradan zaten çıkmış oluyorsun. Oraya girmiyorsun. Buradan çık. Buradasın yani. O kadar içeride hapsolmuşuz ki çıkmak için intihar ediyoruz. Bak bu kabir o kadar bizi sıktı ki Mehmet kardeş. Oraya intiharla gitmeyi yeğliyoruz. Yani takdiri tercih ediyoruz. Kabire girmek buna göre cennet oluyor. Ya bu kabir bu. Ne yapacaksın? Adam oraya girmek için intihar ediyor. Bir tanesi de geçen ziyaret ettim. Hasan kardeş, devam et. Cuma abi, dua et. Sakın ha bu tarafa değil. Geçeyim artık. Niye Cuma abi? Ustadıma kavuşayım ya. Ben yapacağımı yaptım diyor. Lan bu yoğun bakımda ya. İnsan dua etmenin kurtulayım demiyor. Dua et de çabuk geçeyim diyor. Nereye geçeceksin ya? Diyesin geliyor. Daha köprüde mi geçiyorsun? Az ileride hastane ilerisinde karası var. Orada mı geçeceksin yani? Köprü mü aldı su? Buna imanı veren nedir?
Sekerat da meğer şu andaki düşündüğünüz gibi düşünmeyin. İtimat edin bu kardeşinize. Sekerat da bu ölüm korkusu böyle ayrılık, firak, acısı falan olmayacak. Tam tersine diyor 17. sözde meylan veriyordu. Meylan aşkın veriliyor. Meylan'ı aşk veriyor diyor. Yani daha güzel tabir kullanıyor. Meylan aşk. Yani orayı o kadar azılıyorsun ki buradan kerik görüyor. Merhameten burayı sana hiç göstermiyor. Ve de o kısmen hisse açılıyor. Meylan Engiz. Ha, Meylan Engiz bir şefk verir diyor. Oraya. O zaman artık buraya ya ben nasıl buraya yapacağım bir daha ya. Diyelim ki farzımal tam o haletleri yaşadı gelsin orası. Yaşamak ona azap verir. Yaşadı bir kere. Üst seviye lezzeti yaşayana düşük seviye sunuyorsun. O an şu andaki gibi düşünmeyin. Yaşlandıkça ölüm size sevdirilir. Ben bayramın yaşındayken ölümle, ölüme bakışımla şu anda aynı mıyım? Aynı olamaz. Hocam kafir mi sekaratta nasıl acaba ya? O tam tersi, bunun ters orantılıdır. Yaklaştıkça dehşet alıyor. Bütün o gaflet perdesi kalkar. Ölümün şiddeti, dehşeti her şeyle, her mertebesi yaşanır. O meselemiz olmadı hiç. Sekerata bitti. Sekerata girdim bazen bir saat, bazen bir hafta, bazen bir ay. Nikah, talak, tövbe, şöyle ihsan, cömertlik. Hatta TC bile kabul etmiyor noterden. Sen artık diyor şeyin vasiyetin veya tapu imzalan geçmiyor diyor. Yani belirli yaştan sonra senin noter bile şeyini kabul etmiyor tapu. Ha, bizim de sekerat noterdir. O anda kabul etmiyor. Tövbe gitti. Sekerata gitti. Tövbe ya Rabbi. Öyle bir yok. Şu güzel tarafı ne biliyor musunuz abi? Şimdi arkadaşın söylediği şey önce bir ürpertiyor sanki. Sekeratta tövbe edemiyorsun eyvah eyvah. Ben orada mutlu oluyorum. Niye biliyor musunuz Hasan abi? Bazen diyorlar ya eyvah son nefesinde şeytan gelir sana su verirsen imanını alır falan. Ya nasıl alır benim? Yani ben ömrüm billah iman etmişim de Allah beni bırakacak Allah onun eline. Son nefesinde beni şeytana destek. Ya olur mu böyle bir şey? Ben kabul etmiyorum ben. Şimdi bu toprak da öyle işte. Niye toprağa teslim ediyorsun o zaman kendini? İki, niye o küçük derdine gömülüyorsun o zaman? Onunla niye uğraşıyorsun? Niye cevap? Her an aynı şeyle cevap üretiyorsun. Aynı dertte boğuşuyorsun. İradın zayıfsa iradeyi güçlü olana teslim et kendini. Bırak kendini büyük iradeyi külliye. Net bu. Yetmiyor. Yetmiyorsa yetecek yöntem var. Keban barajını sana kur demiyorlar. Basit bir tel at işte. Vergiyi kabul et. Vergiyi aidatı kabul et. Kebandan istifade et. İradeyi külliye işini tefiz et. Bırak o kalmış küçük iradın. Lan bırak Allah'a bırak artık. Ya Rabbi sana teslim oldum de. Bırakıver. Ne demek öyle? Oturmak değil. Onun talimatı dairesinde hareket ve hayret kazan. Dendiği gibi yap ya. 12'den sonra yat arkadaş. Camın kapın tıklanır. Duymuyorsunuz. Televizyonun ekranı, telefonun ekranlarına arkadan vuruyor. Aç. Kapıyı aç. 12'den sonra oturanın şansı yoktur. Hadi bakalım. Lübe girdik abi. Hasan abi son bir soru sorabilir miyim? Kesin son olmayacak. Son olmayacak da böyle kaldırıyorum. Şimdi Hasan abi, Sadr'dan Süveyda'ya, Süveyda'dan Sadr'a biz nereden nereye gidiyoruz acaba? Yani Sadr'dan Süveyda'ya mı gidiyoruz? Veyahut da Süveyda'dan Sadr'a mı gidiyoruz acaba? Abiler, burada kalbe girdik ya, çok şeyimizi halledecek, dimağa benzemeyecek demiştik. Hatırlıyor musunuz? Çok Allah işimizi hayretsin dedik. Bak, toprağa sadra olduğunu bu buluş, bu Risale-i Nur'un bize en büyük ikramı olduğunu farkında mısınız? Toprağın sadra olduğunu. Bak, bu sadrın suretidir bu sadr. Atom. Sadrı da unsur toprak demişiz ama. He? Tabii o şey ne mi? Yani şu niçin şeydir?
ne şunemalandırıyor? Vücut, vücut olduğu için toprak olur. Ona gireceğim. Hava olmasının sebebi muayyen olmadığındandır. Beden ya. Muayyen değil. Yani biraz çelişiyor. Hem oraya şöyle, serbest bölge dimağda melekle şeytan öfürüyordu ya. Öfürüyor. Melekle şeytan öfürüyor. Muayyen değil, hava. Peki şeytan sadra ne yapıyor? Vesvese atıyor. Yani hava olduğu için. Toprak ise neşinema mutlaka vücuda dönüyor. Şeytanın attığı sadra vücut buluyor mu ki? Toprak olsun. Vücut bulmuyor. Toprak eylemseldir. Kudret taalluk ettiği yer. Mahluk olmuş. Vücudu haricilerdir. Burada kanun-i ilahiler var ya havada. Vücud hariciye çıkmamış. Melek de atmış. Şarkı da var. Kur'an da var havada. O zaman toprağın hakikati aslında odur abi. Evet tabii. Yani hakikati değil. Hakikat değil. Beraberler gidiyor zaten o. Peki başka vücud harici ilmi vücutlardır. Kudret taalluk etmemiş. Mahluka dönüşmemiş. Ama çekirdek şeklindedir havada. Havada ekiyoruz diyor ustad. Evet. Havaya da toprak diyor. Havaya ekiliyor. Ama hepsi neşinema bulmuyor. Topraktakiler neşinema buluyor. Daha cami kalptir. En kesif en camidir. Kalp en kesiftir. Kalp sistemi yani. Niye? En camidir. Hava daha ona göre düşüktür. Peki ne yapıyor? Vesveseyi atıyor. Melek ilhamı atıyor. Şeytani insanlar da şarkı türkü atıyor. Melek insanlar Kur'an atıyor. Hava alimine. Yani kalp olan hakikat tarafı kesiftir pek bence olmaz. Olmasın. Biraz gidelim. Belki oturur. Ben bakayım ne çıkacak. Lüp ise kardeşler bu hava alemi zemindir. Oraya da çekirdekler atılıyor. Oraya ama hepsi neşinema bulmuyor. Vücudi ilimleri bulunuyor. Yani adeta kalp sisteminin suretidir burası. Şey abi unsurlara illa eşlemek diye şu an yok o yok. Şey takılırsa oraya bağlamayalım ya. Yok yok onu takılmak değil de yeni başındayız. Yani unsurlarla ilişkisini işte dört melek her dörtlüyle eşlemeye kalkınca bazen şey oluyor. Sonunda yapsak daha iyi. Tabii. Ama ben biraz kalbi şeyde sözleri bitirdiğim için mektubata geldi. Orada da gördüğüm için ekledim yani. Zan değil yani bu. Hava sayfasında latif nükteler vardı ya şeyde okudum sözlerde. Orada gördüm hava sayfasında toprak. Yani manaların toprağı. Yani vücud haricilerin değil. Neyse. Sonra gelecek onu kastettim yani. Sözlerde okunca gözüküyor ama silebilirim can. Fakat sözleri okuduğum için şimdiden gözünüz alışsın diye. Bismillah. Ama sileyim isterse madem şey yapılabiliyor. Silmeyin abi. Abi sen biz ona takılmayalım manası. Yok yok olsun olsun. Biz sonra hani izahını şey yapalım. Tamam orada çok uğraştım orada şeylerini gördüğüm için sözleri okudum ya. Ondan dedim bunu da buraya getireyim onu buraya taşıyayım. Ama oraya girersem şey olur tabii. Budur canım şimdi izah edersem bunu ıskalamış yani birbirine olay girer. Tamam. Haklısınız aslında. Yani mesela şunu yazmak için ya bu gecekteki meyvedir. Bunu da eklemem oldu. Zaten okuyacağız o kısımları değil mi? Tabii. Ekleriz tabii. Ben onu bitirdiğim için dedim ya şey yap ama olabilir. Haklısınız tabii. Doğru. Lüp ise Esma-i İlahiyenin birbiri içindeki mukannen tecellilerinden kanun-i ilahiler. Alemi gayb. Yani lüp nedir? Lüp'ü bulmayan kışır ile meşgul olur. Lüp'ü okuduk mu? Lüp'ü okumadık. Lüp'ü okuyalım. 52. İster ondan sonra orayı o şey yaparız. Evet, sözler 500. Gördünüz mü orada? Lüb'ü okuyoruz. Hoş geldiniz Lüb dersine. Şimdi Lüb. Halbuki güzel, hayatlar, revnektar,
bütün kışırsız lüp ve kabuksuz iç olan cennette. Kışırsız lüp, yani cevizin yağı. Alimlere göre vermişiz cevizin yağı. Aslında cevizin yağı değil, sonra cevizin kendisi. Cevizi ustada göre yapalım. Yeşil kabuğu satr. Lüp kabuk sanki ikisi de Hasan abi, ben onu biraz şey yaptım. Yok, ayrı, yapışık değil. Değil mi abi? Ama kök önce tak ayrılıyor. Hani biraz böyle zıtlar iç içe ya satırda. Yani kabukların ikisi de sanki... Ama eğer ayrılıyorsa hiç farklı şey olmuyor. Mesela vurduk, kabuk ayrıldı mı abi? Ayrıldı. Kabuğa da bir vurduk, beyinle tahta ayrıldı mı? Ayrıldı. Yağla şeyi ayırabiliyor musun beyni? Yok. Ayıramıyorsun. Başka lüple de ilgisi yok. Tahta kabuğun lüple alakası yok. Yani zahirde baktığın zaman içi demek. Yani... Ya şöyle olabilir mesela, siz kalbin içindeki dima sadr dedik. Hakikati orada gözüküyor. Dima o noktadaki hakikati. Bir de kalbin dışındaki dima sureti var. Yeşil kabuk o kısım sureti. Kalbin içindeki... Evet, cevizin dışı. Yani evet, tahta. Fakat tahta derken beyin... Beyin var ya beyin. Tahta ile beraber beyin. Risale-i Nur'da. Risale-i Nur'a göre yapıyoruz şimdi dedik ya. O alimler tahta demişti diyecektim de. Yeşil kabuk sadr. Beyin ve tahta kabuk lüptür. Ya kalptir. Yazılım, yani o çekirdeğin içerisindeki o yazılım Süveyda-i kalptir. Aslında baktığımız yere göre de değişiyor. Sonra... yani çok çok değişse tahta kabuğa lüp diyeceksin. Evet. Cevize kal. Evet. Hani o onu tefrik edemiyorum zaten. Zaten şimdi buradayız ya. Yani oraya çıksak burası nasıl görünür? Yani Ali onu şey yapamıyorum. Onun için ikisini de açığım. Yani pek tefrik etmiş değilim, daha sözleri bitirdim. Yani o tahta kabuk mu lüp, o beyin mi lüp? Okudukça oturacak. Yani ikisi de var şu anda. Yani eğer tahta kabuk lüp ise, lüp nedir? Kışırı örttüğü şeydir. Aslıdır. Biz tahta kabuk hakkında cahil olduğumuz için bilmiyoruz. Oysa tahta kabuk, o cevizin içindeki de o dörde ayıran kanal var ya, içinde de bir zar var. O da tahta kabuktan kabul ediliyor. Biz tahta kabuğu tahta zannettiğimiz için lüp kabul edemiyoruz. Oysa onu sabaha kadar suya koyarsan kolesterolü dibe vuruyor. Öyle bir element var onda. Yani tahta kabuk derken dışındaki o kabuk tahta zannettiğimiz için tahtalaştık. Aynı zamanda o beyin olanı ayırt ediyor. Ta ona bile yön vermiş. Dört parça yapan içindeki o tahta kabuk. O da tahta kabuk o. Hasan abi, bu Ali hafta içi bana bir şey söyledi. Çok özür diliyorum. Bölüyorum ama hakkınıza verildi. Allah ruhumdan üfledim diye söze başladı ya. Şimdi şuna benzetiliyormuş. Gazali'nin herhalde bir yerinde. Neymiş? Ateşi yakmak için. Mesela mangal yaktık veya değil mi? O kuzineye üfledik. Köz sönmesin, yansın diye, şiddetlensin diye ademiyle mukabele ediyoruz Hasan abi. Üflüyoruz ya. Aslında söndürmek için iken... Söndürmek için iken... Ateşlendiriyor, yakıyor. Şimdi Allah Celle Celaluhu da bize ruhundan üflüyor ya Hasan abi. Şimdi o yüzden belki o sadr, yani zıttıyla mukabele ediyor. Onu olgunlaştırıyor. Ta ki Süveyda-i kalbine kadar. Evet. Ama çok güzel bir misal verdiler. Peki benim misalimi madem biraz gidecektim. Benim bana ilham edilen şeyi söyleyeyim, misalim. Bu risale mektubata geçtim. Ya bu cevizi alimlerin misali. Benim misalim şöyle. Plak düşünün. Plak. Eski. Şarkı türkü de var. Kur'an da var. Babaannem Mısır'dan gelmiş. Haç'tan gelmiş, yani Haç'tan almış. Eskide plak, kaset satılmazdı. Plak satılırdı. Oradan Kur'an getirmişti. Plakta Kur'an vardı. Efendim, köylümüzden
O buna birbirlerine veriyorlardı. Plak, şarkı türkü vardı. Bizde bir tane Erkan Ocaklı vardı. Onun plağı vardı. Yani bir şey anlatmak için anlatıyorum. İster onu koy, ister onu koy. İkisini de anlatmak için ben örnek veriyorum. Bizim köyde iki tane elden ele dolaşan plak vardı. Herkese. Hacca gidenler plak getirirlerdi. Ha, Rukiye Hala'nın şu plağı var. Abdüsamet ve Şems'i okuyor. Ben onu almayayım ve duayı alayım diyorlarmış. Tek tük tabii. Köyler arası ziyarete gidilirdik falan. Köyden gelmiş bir kişi. Haç yoktu o zaman. Yani çok nadir olduğu için ziyarete gidilirdi. Ondan sonra o plak böyle eve gidildiğiniz zaman uzatmıyorum ben. Hemen o plağı koyarlardı. Megafon oraya. Ondan sonra çalardı böyle. Ortamı değiştirirdi ilk defa. Çocukluğum ilk mesela. Elektrik yok. İlkokul 3'e gidiyoruz. Elektrik gelmiş. Babaannem de getirmiş. Babam da Almanya'dan megafon o çalan şeyi getirdi. Adam konuşuyor tamam. Ve adam konuştu bir şey. Alıştık yani. Duyduk kahvelerde. Fakat siyah bir şey içinde Kur'an okuyor. Allah Allah. Sonra o kadar alıştı ki babaannem. Ezberlemiş tabii. 10 defa, 100 defa, 500 defa dinlemiş. Kaldırırdı iğnesini böyle. O dönüyor ya. Kaldırdı. İleriye geri gidin. Hadi bunu dinleteyim derdi. Çok az isabet etmedi olurdu. Gelirdi geri gidin. Oradan başlardı. Zamanı kaldırıyordu. Yani koyduğun zaman o şemsu ve duhaha vel kameri zatela belki de 15 dakika alıyor. Belki 10 dakika. Kaldırıyor ve duhayı okuyor. Kaldırıyor fetih şeyini okuyor. Bilmem ne okuyor. Burada zaman var. Bu babaannemin adamın elinde zaman yok. İstediği yerden başlıyor. Geriye de gidiyor. Zamanı kaldırıyor. Zamanı kaldıran ileri gittiği gibi geri de gelebiliyor. Plakta oluyor bu iş. Yani ileri geri yapabiliyoruz. Ama alemi şehadet olan o plağı yazmak için zaman gerekiyor. Sıralama yapıyorsun. Alemi şehadette öncelik sonralık, öncelik zaman. Buna hakim olan üst boyuta geçen alıyor o okuyucuyu. İsterse geri gidiyor. Vaşşemsu ve dua veya elemtere'ye geldi. Bismillahirrahmanirrahim diye başlayabiliyor. Ne yaptı bu zamanı? Geriye çevirdi. İleriye de çevirebiliyor. Şimdi plak böyle bir şey. Ses bakardım, çıkarırdım. Ama böyle eskiden beri demek ki düşünen şey var. Kulağa koyardım, ses yok. Tamam. Biz Allah Allah. Derdim acaba burada sesi nasıl koymuş? Veya oraya ne koymuş ki bu iğne? İğneyi kaldırıyordum. Elimi sürüyordu, hıt 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 yapıyordu. He. O zaman derdim ki ikisi bir araya mı gelince ses oluyor? Hani elime iğneyi vuruyorum böyle. Hıt hıt oluyor. He, demek adam başka bir şekilde bunu koymuş. Ama adam, aynı adam oraya nasıl konmuş? Hayret ederdim. Ondan sonra babaannem, annesi alimdi. Ahırda öğrenmiş. Kur'an'ı dağda, Kur'an okumak yasak olduğu dönemlerde. Ahırın içinde ses dışarı gitmesin diye. Köyde değil, ahırda, köyden, yaylada. Oğlum derdi, müstevide bunu görüyoruz. Yani sessiz kafada plak diyor ustad. Ustad aynı misali veriyor. Megafon yani. Plak. Lemalarda geçer bu. Megafon. Sessiz kafada ses diyor. Ustad döneminde de demek varmış plak. Tamam. Şimdi o plağı şey kabul edin. O sistem. Mesela orayla ilgili o tefekkürle ilgili aklıma yani şöyle geldi. Siz dedin ya zaman kalkması. Yani oraya bir şimdi şu an konuşuyoruz. Bizim sesimiz de alem-i şehadette. Ben de alem-i şehadetteyim. Şu an. Ben o alem-i şehadetteyken sesimi bir ses kaydediciye kaydediyorum. Yani alem-i misale kaydediyorum. Değil mi? Geçti. O kaydedilen yer alem-i misaldir. Alem-i misal. Şimdi bak ben alem-i şehadetteyim. O artık alem-i misalle. Şimdi o zamansız bir boyutta. Bak zaman orada değişti. Ben daha alem-i şehadetteyim. Ben açıyorum az önce Hasan abi dediği gibi. İstediğim yerine aynı anda ulaşabiliyorum. Zamansız ulaşabiliyorum. Eğer ben de alem-i şehadetten alem-i misale geçersem
hepsini birden görebilirim. Aynı anda hepsine hakimsin. Zaman yok. Zamanı geçiyor bak. Şimdi ama bu tarafta olursam ben alemi şehadetteyim. Parça parça gene görüyorum. İstediğim yere atlıyorum ama bütünü bir anda göremiyorum. Ama tasarrufun yok değil mi? Görmek başka, tasarruf bulmak başka. Ha, tasarruf nerede olur onu bilmiyorum. Ama evet. Alem misalde Allah-u Alem. O alem melek. Ama çok tuhaf bir şey yakaladı. Nerededir bu? Bu kayıt cihazı. Alem, bak, Alem İhsan nerede? Flaş bellekte. Flaş belleği kaydetmeden önce tart, sonra tart, aynı kilo bir şey yok. Peki Alem İhsan nerede? Bu konuştuklarımız nasıl kaydedilmişse plakta, flaş bellekte. Flaş bellekte ses var mı? Sessiz yerde, sessiz yerde ses koymuş. Alem İhsan böyle. Zaman nasıl kalkmış? Plaktaki gibi, plak gözüksün diye söylüyorum. Ama flash bellekte de öyle, zaman yok. CD'de, yani DVD aynı şimdi. Allah-u Alem şeyin dediği gibi. Misale geçtiği zaman görebilirsin. Görebilirsin. Alem melekuta da geçersen müdahale edebilirsin. Müdahale edebilirsin. Değiştirebiliyorsun, melek silebiliyorsun. Tabii. Hemen Abdülkadir gelen Hazretleri geliyor aklıma. Olmaya gibi. Ayetleri uzatmışsın. Hepsini birden aynı anda görebilirsin. Allah. Aynı anda, zamansız. Şimdi biz zamanla duyabiliriz. Bu taraftayız ama... 10. dakikayla 10. dakikayı zamanla ardışık görebilirim, dinleyebilirim. Evet. Hepsini birden göremiyoruz. O plak sipsiye olan karbon, şu anda tabii karbon biliyorum. Bu sadr. Sadr mı abi? Evet. Abi o zaman bu genetikçiler lübe indiği için şeyi değiştiriyor. Değiştirebiliyor. Alıyor ya, bu şey plağı böyle... Çalıyor diyor. Kaldım buraya. Kaldım buraya. Değiştiriyor. Genetikçiler de adenin, guanin, timin, sitozin var diye DNA. Onu alıyor bu parçayı buraya. Bunu da oraya, o kadar. İkinci sınıf öğrencileri sineğin gözünün rengini değiştiriyormuş abi. İkinci sınıf öğrencisinden bahsediyor. Evet. Enteresan yani. Evet, değiştir. Çünkü yazılım. Allah bu yetkiyi vermiş yani. Bak şimdi. O plak sadr. Oraya kodlamalar, döremi, yani sesi kodlamak, lüp, gözükmeye. Ama varlığı inkar edilemeyen, var orada bir şey. Yani plağı plak yapan, diğer kömürden ayıran. Tamam. Ondan sonra o şey, iğne, kalp okuyor. Tamam. Ses? Sesin kendisi, Süveyda-i kalp. Artık Süveyda-i kalp ne demek? Süveyda-i kalp, ona dönüşüyorsun, hüzünleniyorsun. Artık sen mesela onu dinler gibi oluyorlar ve Kur'an veya şarkı. O aslında onu dinlerken bu, o öyle gözüküyor. Seni senden ediyor veya seni sen ediyor. Seni manaya taşıyor. Sen manayı yaşıyorsun. İşte değiştirebiliriz tabii tefekkür ama benim şeyim plak. Plak, sadr, siyah, içine her şey koyabilirsin. Konulan o şifreler, lüp, o okuyan okuyucu, okuyucu kalp, o okuyor. O hiçbirisine ne plağa, ne kayda, ne iğneye benzemeyen ses, bu da Süveyda-i kalp. Peki o plak nedir o şey? Bedendir. O megafon. Elektrik nedir? Hayattır. Sistemin yazılımı nedir? Ruhtur. İşte bugünkü öne çıkan mana şu toprağın, şu toprağın bu hulasadır. Topraktır. Topraktır. Şüphesi olan var mı? Bu bedenin toprak olduğunu? Yok. Ama hulasa. Yani ama malzemeleri farklı dizmiş. Mesela karbonu böyle dizerseniz kömür olur. Aynı karbonu böyle dizersen elmas olur. Bu dizilmiş topraktır. İşlenmiş. İşlenmemiş maden. İşlenmiş maden. Ustad 23'ün sözü söylüyor. Bir şeye gitseniz böyle antika çarşısına vesaire var ya. Bir de demirciler çarşısına gitsen farklı. Bu nedir? İşlenmiş toprak. Toprak şu. İşlenmemiş malzeme deposu. Ha, şimdi o toprak işlenmemiş. Bu işlenmiş. Buradan çıkmak zordur. Buradan çıktın, oradan çıkmak zaten geçti.
Burası ortaokul diploması, orası ilkokul diploması. İşte burası sadr, beden. Bu işlenmiş maden. Demir işlenmiş, sanat verilmiş. Buradayız biz. Biz buradayız. Ne işin var senin toprakta zaten? İstidadın hanesi olabilir mi abi? İstidatlar olabilir mi? Olabilir. İstidatların hepsi orada mı? Öyle lüp zaten oymuş zaten. O değil mi abi? O evet. İstidat. Ve plan istidadı ya. Eğer çaldı, ses çıktı mı kabilet oldu. Evet. Yani plan kendisini yakalayalım, sadrıdır. Yani her şeyi koyabilirsin. İmanda, küfürde, Kur'an'da, şarkıda koyabilirsin. Koyduk. Ama orada ne var? O istidat, o gözükmüyor. Plak yapan o istidattır. Plak çalmaması demek, şu plak var diye böyle. Böyle bir çiz, daha çalmaz. Yırttın. Bitti ya. Bir çizmek. Günah da böyle çizer. Kalbe siyah ata ata. Mesela nereye çizdin oraya okumaz. Buraya kadar gelir okur, buraya okumaz. Çok acayip. İşte günahlar böyle plağı çizer ya. Lübe devam ediyorum 509. Evet abi. Süveyda'yı kalbin göz bebeği midir abi? Kalbin göz bebeği. Evet. Çok kısa bir okuyayım abi. Oku. Şimdi hayatının saadet içindeki kemali ise... Bak saadet var, bir de onun bir de kemali var. Saadetten bahsetmiyor. Saadet içindeki kemali ise... Herkes kemal, saadeti bulur. Ama kemal başka bir şey. Senin hayatının aynesinde temessül eden Şems-i Ezeli'nin... Bak görüyor musun Süveyda'yı kalbi bak. Bir de oku. Şimdi hayatının saadet içindeki kemali ise... İçindeki. Senin hayatının aynesinde temessül eden Şems-i Ezeli'nin envarını hissedip sevmektir. Zişuur olarak ona şevk göstermektir. Onun muhabbetiyle kendinden geçmektir. Kalbin göz bebeğinde aksi nurunu yerleştirmektir. İşte bu sırdandır ki seni âlâ-i illiğine çıkaran bir hadis-i kutsinin meali şerifi olan sonra da işte ben göklere ve yerlere sığmam fakat mümin kulun kalbine sığarım. İşte küntün kezde mahveye ve kalak ve halka liyarif olun. Bu okuduğu her yer Fikret-i Beyza'ya bakmıyor mu? Hepsi hani okudukları Süveyda'nın dışında beyaz, gözün beyazı, siyahı Süveyda. Çünkü Fikret-i Beyza'da Süveyda'yı kaybolmazsa diyor. Fikret-i Beyza burası. Göz ortasında siyah nokta olmazsa. Göz bebeği diyor ama. Göz bebeği... Bu yok, bu en son anlattı Süveyda. Süveyda. Evet. Abiler, Allah'ın kulu diyoruz ya, ey Allah'ın kulları. Bu ne diyor bu adam diye. Ustada sormayacak mıyız ya? Ya abi ben onu demiyorum. Sıddık Süleyman ne anlamış da bundan yapışmış üstadın peşine? Ben onu anlamıyorum ya. Yani o Barra'daki o köylü ne anlamış da bundan? Sebebi ne anlamış biliyor musun sebebi? Ey ashabım, ilim yapmadan ilim isteyeniniz yok mu? Biz de tıpı bitirdik, fiziği bitirdik, kimya bitirdik, haritayı bitirdik mi lan? Diyor ki, nasıl olacak ya Resulallah? Sıddık Süleyman'a gelelim. Allah'tan ilhamen, vahyin şeyi olan, tereşuatı olan ilham, sağanak sağanak yağmasının şartı, fizik, kimyayı çok iyi bilmekten değil. Takvanızı artırın ki Allah seni Allah'tan zaten tecelli eden ilham bilgileri sana gelsin. Onun için mesela tıp okumadı diyor bir tanesi bana dedi. Bak şimdi adam dedi ki kardeş dedi aşağılamak için cenazede. Hangi ilahiyatı bitirdiniz dedi. Konuşuyorsun. Konuştuğun bir şey diyemiyor. Demek ki benden önce cenazede konuşuyordu ki. Haşir dersi yaptık ya. Haşir dersi yapınca ne bileyim dokundu herhalde bilmiyorum ki. Hangi ilahiyette mezunsunuz dedi. Biliyor ne okudum. Dedim ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bitirdiği ilahiyattan okudum dedim. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hangi ilahiyat fakültesi mezunsa, Bediüzzaman da hangi okulda mezunsa, Aristoteles ve Sokrates felsefenin kurucusu, onlar hangi felsefeden mezunsa ben de okuldan mezunum. Yani ille tıptan konuşmak için tıp mı okuması lazım? İlle dinden konuşmak için babaannem ilahiyat mezunu muydu? Nasıl çözdü olayı? 509 sözler. İşte o esas hayattır. Yani arkadaşlar bir üstten
509'u cepten açabilir misiniz? İşte o esas, ama gerek yok, buradan hepiniz anlamışsınız. İşte o esas hayattır, ruhtur, şuurdur. Esas. Esas temel neymiş? Hayat, ruh, hulasası şuur. Şuur, zıtların cemidir. Gidiyor musun Hasan Hocam? Ha, işe mi gidecek? Su bu kadar için gelmiş he Ufuk? Vay be, kahraman be. Vay be, helal olsun be. Sen de öylesin Hasan Hocam. O başka. Çünkü niye? Ezeri bitirip hangi ilahiyatta mezunsun diyor. Ne ilahiyatı? Ezeri bitirmiş ve şu anda aktif imam. Oradan beri derse geliyor. Ya, yolunuz açık olsun. Aleyküm selam. Hasan abi, dün akşam derste demiştiniz ya, ihlastan bahsederken esas. Esas yani, mesela su olmazsa buz olmaz. Esas olan sudur. Evet, evet. H2 olmazsa su olmaz. O, evet. Yani bu bütün, her şey bu. Bu zeminde. Bu zeminde mi? Evet, esas hayattır, ruhtur, şuurdur. Budur. Sonra hem bir zarure madde lüp değil. Lüp değil. Esas değil. Müstekar. Abi, şimdi okuduğum bir yer var. Ben zor anladım. Defalarca. Burayı izah ediyor ya. Maddenin lüp olmuş. Bu hakema 49'da lüpü bulamayan kışınla meşgul olur var ya. O çok güzel. Üstteki paragraf tevhidi manayı muhalifiyle anlatıyor. Tevhid 10 numara anlatmış. İkinci satır. Zahirleri aldatan bir sebep. Bismillahirrahmanirrahim. Kıssanın hisseyle münasebeti ve mukaddemenin maksud ile zihinde mukareneti vücudu haricide olan mukarenetle iltibas olunmasıdır. Ya. Bu onu anlatıyor abi. Evet. Madde lüp değil. Yani arkadaşlar, toprağa girince ne oluyor biliyor musunuz? Görmek ister misiniz? Toprağın içine girmek ister misiniz? Şimdi hayalen. Hakikaten. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz şimdi giren? Evet. Şu anda bedeninde ne oluyorsa aynı oluyor. Şu anda o oluyor. Peki kabre girince senin şu hayatında yaşarken bütün geçmişlerin ve geleceklerin toplansa bu toprakta ne oluyorsa aynı o suret odur. Şu anda cenneti yaşıyorsan hayatında yaşarken orası da cennettir. Veya cehennem çukurundan bir çukurdur. Orada cennet cehennem arama. Cennet cehennem burada. Cennet cehennem çukurundan bir çukur. Cennet bahçesinin bir bahçe buradadır. İşlenmemiş demir, işlenmiş demir. İşlenmemiş maden deposu. Maden deposuna bütün madenler işlenmemiş orada duruyor toprak. İşlenmiş beden. Burada neyse orada da aynı. Ölünce geri dönüşüm olacak değil mi? He? Eski haline geri dönüşüme git. Evet aynı. Geri dönüşüm orası. Tövbeyi nereye koyabiliriz Hasan abi? Neyi? Tövbeyi. Tövbeyi yaşarken oluyor. Orada yok. Beni değişti, yaşarken olacak. Evet, yaşarken. Burada, bu mezardan çıkmanın yoludur. Tövbe, fiillerin, harika yaptı işte. Tövbe, fiillerin münkeridir. İstiğfar, fikirlerin nekiridir. Tövbe ve istiğfar o. Ha, koyalım. Evet, onu defterime yazmıştık ama burada sen iyi hatırlattın. Bu istiğfar. İstiğfar sistemini aktif ediyor. Bu istiğfar vicdan değil miydi abi daha önce? Tövbe. Abi herhalde istiğfar yaşanmamış ama yaşanabilir olan nihayetsizlik istidatlarımızın ve olmadıklarımızın olunduğu bir yer. İstikbale mazi müstakbeli de alıyor. Yani Peygamber Aleyhisselam istiğfar ederek atsfak noksan kusurun deruhte etlerinden çıkar. İstiğfarın 5 tane çeşidi var. Bedenin istiğfarı, aklın istiğfarı, vicdan istiğfarı, kalbin ve ruhun. Ses kaydı attım. Meculda dinlerdiniz. Dinlemişsinizdir. Abi tevbe tahlil ediyor. İstiğfar tahliye mi ediyor? Harika. Çoğalt da çoğalt işte. Çok güzel. Evet. Şimdi işte o esas
hayattır, ruhtur, şuurdur. Niçin esastır? Şuuru ben çok düşünmüştük. Esas olan ne abi? Cümlenin gerisini biliyor musunuz? Evet, evet. İşte o esas dediği mevzu ne? Yani hayat, hadiselerle vesairelerle. Aç orayı, 509 aç. Aç istersen. Onun için dedim ya, istersen başını biraz okuyun diye ama esas, niçin şuur esastır? Şuur zıtların cemiydi ya. Onun için esastır. Hayat esastır. Vücut onunla durur. Bir tecrübe madde asıl değil ki vücut ona müzahar kalsın ve tabi olsun. Belki madde bir mana ile kayıtır. Evet. İşte o mana hayattır, ruhtur. Hem bir müşahede madde mahdum değil ki her şey ona icra edilsin. Belki hadimdir. Bir hakikatin tekemmülüne hizmet eder. O hakikat hayattır. O hakikatin esası da ruhtur. Bilvedaya madde hakim değil ki ona müracaat edilsin. Kemalat ondan istenilsin. Belki mahkumdur. Bir esasın hükmüne bakar. Onun gösterdiği yollar ile hareket eder. İşte o esas hayattır, ruhtur, şuurdur. Üstü bu. Evet. Yani niye şuuru daha cam yapmış? Hep aşağıdan besleniyor. Şuur, iki tane şuurdu. Hem dima hem vicdandaki. Şuur zıtları cem etmiştir. Tek boyutlu olmadığından esastır. Hem bir zarure, yani bunu çözemezler. Zahirde bu işlerle meşgul olmayan çözemez, şöyle çözemez. Şuuru niye buraya koymuş? Yani ruhtan daha nasıl cami olur? Sıraya bakın. Hayattır, ruhtur, şuurdur. Anladınız mı burayı? Bak. Yani aslında böyle olmaması lazım. Şuur başta olacaktı. Hayır. Hayat önce gibi iken değil işte. Varlığın şeyi. Şuur zıtların cemiyidir. Hem hayatın sonucudur sürecin, hem ruhun. Bu şuur hayattır. Yani nasıl ki hayat ve ruh maddenin özüdürler, şuur da hayatın da ruhun da özüdür. Yani özüdür derken cevher yazılım demiyor. Kazanılmış. Ruhu kullandık, hayatı kullandık, bedeni kullandık, aklı kullandık. Kazanımız ne? Biz ne kazandık? Şuur. Şuur. O noktada Subuti Sıfat'taki iradeye baktığı için zaten en geriden de gelmiş olur. Şuurdur. Hem bir zarure madde lüp değil. Bak madde lüp değil. Tamam. Esas da değil. Madde lüp değil. Esas değil. Şey diyebilir miyiz abi? Şimdi siz şuur için ebedden bakıyorsunuz. Ezel olsaydı değişecekti. Değişecek tabii. Ebed olduğu için en... Ama bu paragraf okuduğum için madde asıl değil, şey değil, kıyas ediyor. Maddeyi aldı, ondan sürece doğru götürüyor. Heh. Evet, öyle zaten yapmış paragrafta. Demek ki madde lüp değil diyor. Tamam. Esas değil diyor. Müstakar, müstekar yani karar kılmış. Karar kılmış da değil. Değişmez değil yani. Üç etti. İşler ve kemalat ona takılsın. Yani adam gibi adam diyorsun. Kamil, ahlaklı, şefkatli, merhametli, zalim, hain, kafir. Nesine diyorsun? Maddesine mi diyorsun? Değil. Bedenine mi diyorsun bunu? Hayır. Bu devamlı değişendir. Sima tefekkürüne göre değişir. Sima değil. Terin değişir. Bak. Ter. Kokun değişir, sesin değişir, siman değişir. Kişinin haletine göre günah işlerken, sebap işlerken bir, siman değişir, sesin değişir, kokun değişir, terin değişir. Kesinlikle bu kişinin kimliğidir. Gelecekte bunlara bakılarak kişiye has ilaç yapılacak. Kişiye has. Kokusuna vesaire. Mesela şarap içenin teri haramdır. Aynı şarap gibidir. Necis aynıdır. Şarap içen bir adamı terli ya sarılamazsın. Şarap üzerine dökülmez nasılsa o. Ama ter mübarektir. Allah Resulü'nün gül gibi kokardı. Herkesin teri mübarektir. Sizin tabii. Şarap içmeyenin. Şeyin
teri böyle. Kokusu da şey gibi olur. Neyse. Onlar da kazanımsız olsun. İşler ve kemalat ona takılsın. Madde böyle bir şey. Madde yani şu toprağın işlenmiş madenlerin şekil almış. Sanat olmuş bir zemindir. Burası kabire nasıl ne yapacağız demek bedeninde ne yapıyorsan onu yapacaksın. Abi madde, bismillahirrahmanirrahim, madde alemi şehadetten. Burada bizim madde diye bildiğimiz aynenin üzerinde gözüküyor. Bunu demek istiyorsunuz. Evet. Ayna maddeyken, atomken ama orada her şey tanımlıyor. Gösteriyor vesaire. Daha latif iş insan bedeni. Ne yapacağız orada? Bedeninde ne yapıyorsan? Hiç bakmıyor ki. Yani ben sana gözlü camdan bakıyorum Hasan abi. Cam yok ama var yani. Var. Biraz sonra da sonra iyi yaptın, açtınız. İşler ve kemalat ona takılsın. Ona bina edilsin. Peki bak. İşler ve kemalat lüp takılsın. Esas değil. Belki yarılmaya, erimeye, yırtılmaya muheyya bir kışırdır. Burada müstekar. Nazmuani ile bak. Bir madde esas şey lüp değil bir. Anlıyor musunuz? Yazalım onu. Ya işte sende yazılıyor bak. Mehmet Bey, tahtaya yazalım. Esas müstekar. Üç tane. Yani aslında tersten de lübün tanımını yapıyor. Yapıyor. Değilken onu güzel tespit etmişsiniz. Yani. Evet. Terste. Madde o değil derken aslında tersinde lüftün tanımı çıkıyor. Tanımı çıkıyor. Yani çok acayip bir şey. Mesela diyor ki bak bir daha. Hem bir zarure madde lüft değil. Bir. Madde esas değil. İki. Madde üç müstekar değil. Üç etti. Şimdi bu lüft neymiş? Esas neymiş? Müstekar neymiş? İzah edecek. İzahsız izah. Nedir? Diyor ki değil ki işler ve kemalat. İşler ve kemalat lüp. Kemalat takılsın. Ona tak. Bir edilsin. Belki ya, yarım belki yarılmaya evet orası. He, belki nerede bakayım? Yok, lüp esastır. Müstekaldir. Bakayım şuraya. Ha. Ona bina edilsin. Takılsın. Ona bina edilmek esas şu Allah razı olsun. Bak bina etmek esas müstekar onu izah ediyor. Yarılmaya, erimeye, yırtılmaya müheyya bir kışırdır. Kabuktur, köpüktür, surettir. Evet. Şimdi üç tane evet üç tane üç şekilde izah etti. Şimdi çizdim altını. O zaman İşler ve kemalat, işler ve kemalat, ona takılsın bu lüp, tersi, ona bina edilsin esas, yani esası tanımlıyor, madde böyle değil, esas değil, kemalatı ona takamazsın, evet, müstekar ne demek, tersi, hani kararlı, değişmez, sabit, bu lugat, yerleşmiş, kalıcı. Yani ne demek bu? Yarılmaya, şimdi burada kendisi izah ediyor. Lugatı kendi veriyor. Yazılmaya, şey yarılmaya, erimeye, yırtılmaya, müheyya, hazır bir kışırdır ki bir kabuktur ve bir köpük ve bir sürettir. Bu tersi itibariyle madde budur. Madde nedir? Köpüktür, sürettir, kabuktur, kışırdır. Yırtılmaya müheyyadır, erimeye yırtılmaya müheyyadır. Ona esas bina edemezsin, madde kemalatı takamazsınız. Acayip ya. Evet. Hasan abi, bir şey sorabilir miyim? Kalbin iki ayağıdır, dima ve vicdan. O zaman sadr, maddedir mi çıkıyor burada? Bir. İkincisi, sadr, kalbin dima ayağını oluşturan bölüm müdür acaba? Yani lübede vicdan mı denk geliyor acaba? Yani böyle bir şey olabiliyor mu? Biraz olabiliyor. Ben uğraştım ona. Şöyle bir şey çıktı. Bunu çevirsene Sinan. Dima mı oldu? Yani öyle gibi mi oluyor? Çevir çevir. Ama o sende tekerlekli evet, arabayı... Değil mi? Çevir abi. Sureti mahiyeti gibi sanki.
Getir. Getir getir. Nereye gitti kağıt? Heh. Abiler, şunu şöyle düşündüm. Burada mısınız? İyisiniz değil mi? Bak şöyle düşündüm. Burası serbest bölge. Yani iki tane farklı şey. Tamam. Sen o şey yapınca ben daha önce bunları düşündüm. O değişmez bir kere abi. Dur. İkisini de. Yani düşünceyi nereye koydum? Pergelimi göstereyim ki bu çıktı. Burası serbest bölge. Sağda da serbest bölge. Onda sorun yok. Takul ve izan berzahtır. Berzahtır. Şurayı bir dinlesek ya. Lüp de berzahtır. Böyle düşünün. Berzah. Dimağda berzahlılık kim yapıyor? Serbest bölgeyle diğer mertebeleri akıl yapar. Dimağ ile vicdan arasında berzahlık izan yapar diye. Berzah, lüp. Lüp berzahtır. Yani suret ile hakikat arasında lüp ne iş yapıyor? Berzahlık yapıyor. Mesela Arif-i Billah kimdir? Seni bilen Allah'ın bildiğini bilmek. Evet. Yani marifetullah ehli Allah'ı bilen demektir. Koy bu tarafa. Buraya da Allah'ın subutu sıfatını koy. İlim. İkisi arasında berzah yapan yani marifetullah sahibi Allah'ın subutu ilimine sanki geçmiş oradan kendisine bakabilendir. Arif-i billah. Yani bu ariflik, arif billah berzahtır. Subut-i ilim arasında, marifetullah arasında bir berzahlıktır. Şimdi akıl, tahayyül tasavvur, serbest bölge, diğer alemlere berzahlık yapar. Tamam. Dima ile gayb olan vicdan ve kalbe doğru izan berzahlık yapar. Onun için sonra soracak Osman, diyecek ki taakkulden sonra tasdik niye koymadın? Oysa bunun için koymadım izan. İzan, berzah oldukları için lüp de berzahtır kalpte. Tasdik ile iltizam farkı nedir? Tasdik ilimdir. Tasdik ilimdir. Aynı zamanda fikri iltizamdır. Ve iltizam cüz-i ihtiyaridir. O noktadan iman cüz-i ihtiyarı buraya koy kalp. Nereye koydun pergeli diye söylüyorum. İtikad da Sivede kalp. Başka bir noktayı nazar şurası. Onun için yapmanızı istedim. Yani hiç bozmadım sistemi nazm-ı maniyle. Ta öyle tasarruf serbest bölgedir. Kalbin serbest bölgesidir. Sağ, tamam. Takul ile tasdik. Takul berzahtır. Burada fikri iltizamdır. Aynı zamanda tasdik ilimdir. İlim ve tefekkür lüptür. İlim de sonuç değildir. İlim de süreçtir. Sonuç değildir yani. İlimle dalalete gidenler çoktur. İzanla iltizam, bu ikisi de berzahtır. Cüz ihtiyari ve fiili iltizam ve izan da şeydir, kalpteki fiillerin cemidir. Bu da kalptir ama fuadıdır. Kalbin fuat sistemidir. İtikatta şeydir. Burada bir farklı şu. Taakkul ile izanı niye lüp yaptım? Taakkul diman şeyi berzahıdır. İzan ise dima ile vicdan arasında bir berzahlık yaptığı için bunu buraya aldım. Ama sonra dedim ki nazm-ı mani bozmayayım. Bu olsun. İlk tefekkürüm bu oldu. Bilmem ne dersiniz. Böyle duruyor. Bu mu? Bu izaha muhtaç. Hasan abi, taakkul bir taraf ama izan bir taraf değil. O zaman lübe izan daha yakın değil mi? Yani şunu diyorsun sen. Evet. Tamam. Yani böyle ikisini de koydum. Evet. Tamam gel Mehmet Kaç. Ve Davut sen de ikiniz. Aynı şey söylüyor zaten. Gel siler misin gel. Şimdi abi burada sizin 509'daki lübe bina ettiğiniz yerde vücudun irca edileceği yer anlatılıyor. Geliyor bir yapılanma var. Hayat ve ruh arasındaki ilişki. Sonra nihayetinde hayat, ruh ve şuur şeklinde bir neticeye varıyor.
Burada diyor ki bir üst paragrafta sizin yazdığınız yerin madde hakim değil ki ona müracaat edilsin. Bir, kemalat ondan istenilsin. İki, belki mahkumdur. Bir, esasın hükmüne bakar. Onun gösterdiği yollar ile hareket eder. Bu da üç etti. İşte o esas hayattır, ruhtur, şuurdur dedi. Birinci cümle üste bakıyor. Hayat ve ruh dedik. Yani müracaat edilmesi, nazm-ı mani ile gidiyorum. Hayat olur. Kemalatın istenilmesi ruh olur. Ama bir üçüncüye ekledi, dedi ki onun gösterdiği yollar ile hareket eder şuurdur. Sonra dedi ki sizin okuduğunuz yerde hem bizlerin madde lüb değil, bir, esas değil, iki, müstakar değil, üç. Burada yukarıdaki bir yapılanma devam ettiği için burada İçin, lübe hayat, ruh ve şuur üzerinden. Yani mesela şuraya koy bak. Lüb değil, esas hayat, değil. Hayat, ruh, şuur. Evet. Üstünü altını şimdi şey. Lüb değil, evet. Esas değil, müstakar dedi, değildir dedi diye. Lüb esastır, müstakardır diyemeyiz. Yani şu araba kalitelidir, pahalıdır, kırmızı renklidir deyince kaliteli diye pahalı ve kırmızı renkli olmasına gerek yoktur. Çünkü bu kıyas mantıken bakıldığında bunlar birbirinden bağımsız olarak yapılanmadan dolayı söylüyorum. Değerlendirilmesi bu yapılanmaya daha münasip göründü bana. Bu yüzden lüb olmasa hayata, esas olması ruha ve müstakam olması da şuura bakıyor ki devamında şöyle diyor ki işler ve kemalat ona takılsın. İki tane. Bunu bir Sizin. Değil yani bunlar bir değil iki. Ona bina edilsin. Üç. İşler dediğin yukarıda ona müracaat edilsin demişti hayat. Kemalat doğrudan kemalat diyor zaten ruh için. Ruh ayrı virgül yapıp ona bina edilsin dediği şuur. Neden diye düşününce hayvanda da belirli bir mertebe şuur ve hayat var. Ruh beşer, beşerse zaten ruhu beşer diyor. Sil. Hayat ve ruh beşerde zaten var. Şuursa ayrı bir şey, insanlık sıfatı olduğu için burada dedi ki müstakarlık ve bina edilmeyi şuura vermesi bana daha nazm-ı mani noktasında daha münasip gözüktü. Evet. Tabii istifademi söylüyorum. Şuur öyle mi çıkıyor diyorsun? Yani bu nazm-ı maniden ben böyle istifadem buldum. Yok yok. Mehmet abi şimdi çizince daha şey olacak. Yani o lübün... Lübün farklı lübün sıfatları değil yani. Yani bir hatırıma şöyle geldi de bu nazm-ı maninin de bir hakikati ve mahiyeti var gibi geldi. Yani şöyle şuraya koyar mısın ortaya? Evet. Hayat koydun mu abi? Evet. Buraya ruh koy abi. Evet. Burayı göre. Tamam. Şuur değil mi? Bir üste bakan var, bir aşağıya bakan var. Tamam. Şu vasata koyduk mu abi? Tamam. Bu mahiyeti olsun. Tamam. Bu da hakikatini olsun. Tamam. Bu buradan besleniyor. Sonucu bu veriyor. İşte senin anlattığın mahiyet. Bunun mahiyetleri. Evet. Alt veri tabanları da bunlardır gibi gözüküyor. Aşağısı, son aşağısı biter. Aşağısı o sıfatlar. Evet. Yani o zaman bir sıfat olmuş oluyor burada. Yani berzah, yani berzah oluyor. Lüb berzah. Böyle bakınca çok doğru abi. Evet berzah. Berzah buna çok tatbiki çok doğru. Evet. Ama esas ve müstakarlık sıfatını berzaha zaten biz vermeyiz. Veremiyorsun zaten. Evet veremeyiz. O yüzden buradaki o sıfatlar tatbik noktasında tam uymamış gibi oluyor. Burada evet. Yani defterlikinden devam etsek tam tatbik noktası. Üstten kopuk olursa olmuyor. Evet. Yani evet, lübün yanındaki beraberine gelen sıfatlar lübe ait değil. Evet. Diğer yukarıda sayılan hayat, şuur ve ruhun sıfatları aslında. Evet. Böyle tek ona yüklersek... Ama şöyle olur herhalde çözülür. Dediğim gibi ortaya bunu yaz. Beslendiği, sonuç verdiği. Evet doğru abi doğru. Aynen. Beslendiği... Hayat oluyor. Lübün evet. Sonucu hayat oluyor. Doğru aynen. Doğru. Beslendiği ve meyve verdiği. Lüb hayata bakacak. Esas ruha bakacak. Müstakarda... İşte yani orayı taşıdı beni şimdi okurken. Bir besleniyor, sonuç veriyor. Yani şu müstakar olan o. Çünkü bir insan, beşere bakalım, biz hayatımızda anlık yaşıyoruz. Şuurumuz kadar müstakarlığımız var. Biz hareket etmiyoruz ya, bizim etrafımızda hareket ediyor. Aynen. Şuursuzlukta ise biz hareket edemiyoruz. Aynen, şuursuzluk nedir? Her şeyde sen hareket ediyorsun, kemalini bulana kadar oldu diyorsun. Ama şuur nedir? Senin etrafında her şey dönüyor. O zaman abi, güya madde inceleştikçe... Diyor ki
bizim maddiyatımızdan uzaklaştıkça ruh alemine, hayat alemine, şuur alemine yaklaşıyor. O zaman bu üçünün cem edince lüp mü oluyor? Bir de söyle baştan. Bak burada direkt güya madde inceleştikçe bizim maddiyatımızdan uzaklaştıkça olduktur işte. Ruh alemine, hayat alemine, şuur alemine yaklaşıyor. Yaklaşıyor. Ama daha kendisi değil. Madde ile hayat, ruh, şuur alemine geçmek için bir berzah lazım. O da lüptür. Abi harareti ruh, nuru hayat daha şiddetli tecelli ediyor. Evet. Bu üçünün cemi lüp gibi duruyor. Duruyor ve berzah. O da sonucu var ama lübünde. Hayat, ruh ve şuur. Lübünde sonucu var. Evet. Yani sen dedin alttan beslendi. Olgunla açtı bu lüp. Peki ne meyve verecek? Bunlar besledi, lüp oldu. Maddeden çıktık. Lüp sonuç mudur? Değildir. Hayattır, ruhtur, şuurdur. O da sonuç verecek. Oldu, berza oldu. Açtı. O zaman kalbin dereceye hayatı dediği makamlara çıkmış oldu. Çıkıyorsun sonuca. Sonuç. Yani evet. Odası çok genişledi artık. Lüp yarılmaz. Yarılmaz. Kışır değil, hayat. Evet, dur bakayım. Yarılmak, kışır değil. Lüp aynı, yarılmaz. Tamam, kışır da değil. Hayata götürür. Şöyle olsa, mesela, şu tab doğru da, şu mesela, şunu kastetmiştim ben. Şimdi şöyle. Lüp ya. Beslendiği, sonuç verdiği, berzahlık yapıyor. Sonucu aynı şey ya. Hayat. Sonucu bu. Bunu veriyor. Tamam. Bu maddede, maddenin şeyidir. Mesela madde yarılır. Bu yarılmaz. Kışır da değil. Kışır değil maddenin sonu. Kışır değil. Bunlar netice verdi mi? Buna bunu dedik. Tamam, bu da sonuç mu? Değil. Daha devam ediyor ya, lüpten daha hakikate doğru gidiyorsun. İşte ben de ona göre yazdım ya. Yani. İşte evet. Şimdi doğru. Yarılmayan aslında kışır değil, keşke buraya yazsaydı. Bence bu Mehmet abi, bu yaptığınız var ya, boşuna zorlama. Şimdi peki şöyle bir soru sorayım mesela. Lüp erir mi? Efendim? Erimez. Peki lüp yırtılır mı? Yırtılmaz. O zaman onların hiçbirini niye onlara ait değilmiş gibi gösteriyorsunuz? İşte bir defa ben... Hasan abinin yazdıkları doğru bence. Ben böyle mantık anlıyorum. Yanlış mı anlıyorum Hasan? Değil bak. Bak. Bir oku abi. Böyle gitme bak. Şöyle bak. Metni bir daha oku. Bak. Hangisini? Metni. Metni değil de şöyle diyelim bak. Lüp denen bir şeyden bahsedeceksek erime ve yırtılmanın özellikleri var. Yani erime nerede oluyor, yırtılma nerede oluyor? Demek ki bu yarılma olan bir sistem ile alakalı konuşuluyor bunlar. Bütün sıfatları ona bak, verince ne olmuyor? Bu yarılma ile ilgili tarif ediyor. Şöyle diyelim mi? Siz elime ile lübü anlatamazsınız. Yarılmadığı için lübü. Esas olan bir şeyi elime ile anlatabilirsin diyor. Ben böyle anlıyorum. Çünkü evet, hiçbir harfin özelliği başka bir harfe benzemez. Hepsi birbirinden ayrıdır. Yani bu yarılma ne ile yarılma anlatılabilir? Lüp yarılma sistemiyle anlatılabilir. Yani yarılmayan bir şey diyor bu. Bu erime sistemi bununla alakası yok. Erimeden bahsedeceksen diyor, esas olan bir şeyi konuşacaksan erime sistemiyle anlatabilirsin diyor. Sonra eğer bir şey müstekarsa onu da yırtılmaz, yırtılmayan bir sistemle tarif edebilirsin diyor. Bunlarla anlatma diyor. Yani müstekarı, esası, lübü birbirinden ayıran şunlar, bu sıfatlar bunlara ait. Bak birisi diyor kışır değil diyor. Lüp. Sonra bu diyor kabuk değil diyor. Esas kabuk değilmiş. Sonra köpük değil diyor. Bak örtüşmüyor. Birbirine uygun. Şuur neydi? Her şeyden hülasa olan değil mi abi? Yani bir köpük değil diyor. Bunu bu şekilde anlarsak zaten metne de şey gelmiyor. Ters gelmiyor. Peki Mehmet abi şu bir üstteki paragraf var. Biraz da gidelim istersen biraz daha lübe.
tamam. Sizin biraz önce okuduğunuz. Şu anlar sözler 500. Dur sen bir dur. Efendim Adem. Selamünaleyküm abi. Evet. Şimdi abi Mehmet abinin açıkladığı şey ceviz çok güzel oluyor. Az kamerayı tekrar çevirebilirse tahtaya. Tamam. Lüp görünen yer yarılmaz dedi ya Mehmet abi, yarılmaz. Evet, ceviz, içindeki ceviz, yani yediğimiz ceviz yarılmıyor. Neyi yarılıyor? Kabuğu yarılıyor. Kabuğu yarılıp içinden filiz çıkıyor. Demek ki kabuk esas olur. Lüp içindeki ceviz olur. Dışındaki yeşil şey de köpük olur. Ve şey müstekar olur, özür dilerim. Yani öyle anladım ben buradan. Çünkü yarılan... kabuk olduğuna göre. Yaz onun dediğini, başka bir kalemle yazar mısın? Siyah ile yaz. Al. Burada siyah var. Adem'in dediği şu siyah, burada siyah. Bu metin ya. Tamam. Siyah yaz. Farklı. Al onu. Şimdi onun ne dediği bak. Lüpün üstüne yaz. Ne diyorsun Adem? Üstüne. Hayata değil. Tepeye. Ne diye ne yazsın? Cevizin kendisi yani. Cevizin içi. Yediğimiz ceviz. Yeni beyin. Cevizin içi. Yaz. Cevizin içi yaz. Tamam. Esas dert kabuğu yarılıyor çünkü. O da yeşil. Yeşil şey tabak. Yeşil. Ters değil mi ya? Evet. Kabuk değil diyor zaten. Sert kabuk diyebilir miyim? Tamam. Bu sistemi evet. Anlatmak için abi. Yeşilse ceviz. Şöyle evet. Şöyle denebilir mi abi? Yani mevzu şey oldu. Değil dediği bir öncesinin asıl sıfatı. Kışır değil bir öncesi, yani lübün bir öncesine kabuk ya. Şey kışır. Yani burası madde diyelim buraya. Değil mi? Şey evet. Onu madde evet. Anlatıyordu. O zaman bu hep kışırdır burası. Tersi esas burası kışır. Üsttekar olmak da. Bunun şeyi buradası, bura kabuk. Kabuk değil diyor ya. Bu kabuk değil. Bir öncesi kabuktur. Esas üsttekar. Tamam. Bir öncesi bu kışır değil. Bir öncesi kışırdır. Tutarın konuştuğu şey çok ilginç. Yani bir öncesine şey yapıyorum. Bu kabuktur. Bu da burası köpük değil. Bir öncesi köpüktür. İşte aynı konuştuk mesela ya. Gibi. Mantıksal olarak. Oraya ne diyeceksin? Peki biraz gidelim. Biraz gidelim Lübe, bakalım ne çıkacak. Tamam mı? Beraber mutala ve müzakere etmeyi fiilen öğreniyoruz. Çok sabrettiniz ama. Yok sabırla. Niye? Niye sabredeceğim ki? Yok tabii ki. Öğreneceksin. Öğreneceğiz hepimiz. Beraber farklı, aynı ortamda, aynı mevzuda farklı düşünmeye düşünürken beraber olabilmeyi öğreneceğiz. Çok acayip. Çok güzel. Yani rahatça ben böyle düşünmüyor. Diyebilmek de o tek üstüne nasıl düşünüyorsun? Ama Mehmet abi de o kadar tatlı anlattı ki yanlış da olsa inanasım geliyor. Yani. Ben de şimdi bunu takdir mi tekit mi anlamadım. Bir de lüfte, cevizin lüfüne bak. Böyle yaşlandıkça erir abi. Hatta sonra kömür olur gider. Bana ne söylüyorsun? Dedin ya lüp erimez. Sana diyorum sen sordun ya çünkü lüp erimez mi diye. Lüp erir. Yırtılır da ayrıca. Lüp yırtabilirsin de. Cevizin içinden düşün. Erir yani o bekledikçe erir gider kupkuru. Sonra kömür olur. Yarılır da o zaman senin dediğine göre. Ben şimdi onu maddeyle bir öncekine kıyaslayınca yarılmaz diyor. Peki şimdi, biraz gidelim hadi. Dış yarılıyor iç çıkıyor. Allah nasip ederse. Bak Lübe daha çok işimiz var ha. Bak hadi bakalım. He? Yani bunları birbiri arasında çapraz değil de kendi içindeki sıfatlarla değerlendirmek gerekir demesi bence çok iyiydi. Çok mükemmel. Yoksa çünkü sonsuz o zaman bu böyle değil mi şöyle şu şöyle değil mi böyle gibi şeyler çıkardı. Ama Lübbün temel özellikleri işte yarılması olmaması, kışır olmaması gibi bir sınıf tasdif. Yani tasdif ve adeta luga, enfusi luga çıktı. Osmanlı'da dediği de çok tuhaf. Köpük değil ama kabuktur. 530'u bir okuyalım. Bak, lüp kışrın zararına kuvvetleşir.
530. Bir tekrar döneceğiz. Bu çözülmüş değil, bitmiş değil ya. Bak, lüp kışın zararına kuvvetleşir. Zararla kar acayip bir şey ya. Mesela buzun zararı nedir buzun? Sermayesi tükenene yardım edin. Var ya, pazarda adam ne satıyormuş? Sermayesi tükenene imdad edin, yardım edin. Buz satıyormuş. O zaman buzun zararı nedir? Sudur. Tamam. Ha. Şimdi lüp kışın zararına. Kışın zararı olur mu? Çünkü kışırdan çıkmış, kışırlı atmış. Mesela tırtıl kelebek olmuş. Üzerindeki battaniye atmış. Kelebeğin kışır nedir? Tırtıldır. Pergeli kışra şeye tırtıla koyarsan nedir o? Yapraktır. Yapraktan tırtıl. Yani şeye uygulayalım daha şey. Et mesela. Kışırdır. Kurtlandı, kurt çıktı. Onun da hayatı var, daha inceleşti değil mi? Bak ne bir vesileyle ama o hayatın inceleştiğini simgesel olarak hayvanda gösteriyor. Etteki hayat, üniversite diploması gibi bütün mertebeyi hayatı cem etmiş. Ama en kesif olduğu için sırf orayı tanımlıyor ama gizlilikleri saklamış. Çürümüş. Ne demek? Çürümek demek içini dışarıya taşımış demektir. Zahirinden çıkmış. Aslına doğru uruç ediyor demektir. Çürümüş. Mesela yanmış. Yandı ne demek? Aslına seyahat ediyor demektir. Çürüdü ne demek? Aslına doğru hareket ediyor. Lüp, kışın zararına ve et düşün, kurt çıktı. Kurtta hayat var. Başka bir yerden gelmedi. Neredeydi o? Önce neredeydi normal et diken? Ha, o kurt etin neresindeydiyse ruh da bedenin orasındadır. Ahiret de dünyanın orasındadır. Lüp de kışın orasındadır. Ha, diyor ki lüp kışın zararına. Zarar ne demek? Bizim anladığımız sokak ağzı değil zarar. Örtüsü kalkıyor. Et çıkıyor devre dışı. Kurt. Kışırdan çıktığın zaman lübü buluyor. Evet. Bu esastır değil mi? Kuvvetleşir. Şimdi anlamadım ben bunu. Ben onu anladım. Anladığım dünyaya geçiyor şimdi. Lafız mana zararına kalınlaşır. Bak lafız şimdi kışırla lübü daha bir yere taşıdı. Görmeniz için acele ettim. Ya kışırla lübe takıldık ya. Yani çözememişiz. Lübü fazla unutmuşuz. Lüb okumuşuz. Ama unuttuk. Şimdi bildiğimiz dünyada misal versin şimdi. Kışırla lübü bilmek için lafızla mana ilişkisi gibidir. Lafız kışırdır. Mana ise lüptür. Evet. Bu kıyas buradaki kıyas gibidir diyor. Devamında bir sürü şey var. Onlar da daha açıklayacak. Evet ama orayı bıraktım. Hı, sadece orayı mı aldınız? Orayı aldım ki. Okur musun sen? Lafızların tebedülüyle mana tebedül etmez. Baki kalır. Kabuk parçalanır. Lüp bakiyle sağlam kalır. Libası yırtılır. Cesedi sağlam. Baki kalır. Ceset ölüp dağılırsa da ruh baki kalır. Cisim ihtiyarlanırsa enaniyet genç kalır. Çokluk cemaat dağılır. Amma vahidi fer baki kalır. Kesret bozulur. Vahdet bakidir. Madde kırılır. Nur baki kalır. Bak. Yani bunu anlamadın bunu anla. Bunu anlamadın bunu anla. Yani lüp ile kışır. Ne acayip bir şey dizdi yani. Tabii. Budur zaten hayat. Hayat bu maddeyi kışır. Toprak kışırdır. Evet abi. İnsan lüptür. Ha, insan lüptür. Evet, işlenmemiş madem. Toprak kışırdır. Peki daha bir aşağı ineyim. Kainat kışırdır. Küre arz lüptür. Lüp kışın zıttı. Hem ters orantılı. Lüp sadrın zıttıdır. Sadr kışır, lüp ise özdür. Bak, sad kışır, lüp ise özdür, kalbe nispetle. Demek ki
Burada lüp ile kışırı, peki bizim ne şeyimiz var? Lüp'ü istiyoruz. Kalbe dönün. Kalpte lüp vardı. Kalpte lüp var. O yazı yazacağız ama şunu da okuyalım. Demek ki kışır lübün üzerindeki battaniyelerdir. Özdür, tözdür. Onu ortaya çıkartıyor. Sari. O sari. Ama lüp nasıl bir şeydir? Lübü daha ne değildir anladık da ne olduğunu daha anlamadık. Anlamadık. İçinde neler varmış? Ona gidiyoruz. Herhalde şu paragraf onu çözecek. Şu ona geldik. 366 mı? 366 mektubat. Evet. Şimdi ne değildir anladık şimdi. Şimdiye kadar lüp bunlar değildir. Ne oldu, bir şey mi oldu? Lezzetli bir nimeti insan yese, eğer şükür etse, bak, şükür etse, o yediği nimet, o şükür vasıtasıyla bir nur olur. Şükür nurmuş. Nur olur, uhrevi bir meyve-i cennet olur. Daha dünyadayken. Verdiği lezzet ile, hani lezzet daha mı kutsi, şükür mü gözüküyor. Verdiği lezzet ise Cenab-ı Hakk'ın iltifat-ı rahmetinin eseri olduğunu düşünmekle. Tam lezzet-i mukaddeseyi düşünün. Şunat-ı zatiyedendir. Şükür ise esmadır. Lezzet ile Cenab-ı Hakk'ın iltifat-ı rahmetinin eseri olduğunu düşünmekle büyük ve daimi bir lezzet ve zevk veriyor. Bu gibi manevi lüpleri hangisi? Lezzet ve zevk gibi. Bu gibi manevi lüpleri, yani anlamadım hulasaları, gene anlamadım. Manevi maddeleri ulvi makamlara gönderip maddi ve sufli posa ve kışrı, yani vazifesini bitiren ve lüzumsuz kalan maddeleri fuzulat olup aslına, yani ana sıra inkılap etmeye gidiyor. Burası çok acayip. Herhalde epey. Şimdiye kadar lüp ne değildi. Şimdi lüp nedir? Böyle çıkın öteye. Lüp ortaya koy. Beslendiği yerdi şimdiye kadar. Şimdi öteye atıyor bizi. Nedir? İçinde ne var? Yani lüpün içini karpuz gibi keser misin? İçinde çıkan, yeşil kabukta içinde kırmızı varmış. Tamam. İnsan lezzetli yemeğe şükretse, lezzet alsa da şükretse, şunat-ı zatiyede ne vardı abiler? Şefkat-ı mukaddese. Şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzehe, sevk-i mukaddese, şefk-i mukaddese, lezzet-i mukaddese, memnuniyet-i mukaddese, iftar mukaddese. Tamam? Şükür nerede? Esma'da. Hamd ve şükür. Rahman ismi. Bak şimdi. Lezzetli yemeği birisi yese, şükretse, ne oluyor? Şükretse, nur oluyormuş. Uhrevi bir meyve cennet oluyormuş. Zail rızıklar, daimi lezzetler, baki meyveler verir. O lezzetler kaybolmuyor. Bekaya geçiyor. Ebedi. Lezzet. Lezzet şeyi, vücudu var. O lezzeti aldı. Mahluktur. Lezzeti mukaddese. Cenab-ı Hakk'ın iltifat-ı rahmetini düşünmekle şimdi. Bunlarla. Bunları yapacaksın. Bak, lezzeti yemeği yedin. Karpuzu yedin. Sen de lezzet aldın. Şükür verdi. Oh, elhamdülillah. Şükür. Uhrevi bir lezzet oldu. Şükürün bendeki şükür donsa, o haletim donsa, cennette karpuz olacak. Peki nasıl karpuz olacak? Bu karpuza benzeyecek mi? Burayı kaçırmayın. Ben karpuz yedip
lezzet aldım, şükrettim. Bendeki o şükür karpuza benziyor mu? Yok. Karpuza benzemiyor değil mi şu? Şükür. Ha, bak şimdi karpuza lezzet benzemiyor. Karpuza lezzet benzemiyor. Şükür de şeye benzemiyor. Lezzete benzemiyor. Karpuz, lezzet, şükür. Benzemiyor. O zaman ben karpuzu yedim. Lezzet aldım. Şükrettim. Üç. Cennette o şükür donmuş. O şükür neydiyse karpuz o. Onun için oradaki karpuzla buradaki karpuz birbirine benzemiyor. Hiç alakası yok. Anladın mı bak? Şimdi karpuzu yedim. Lezzet aldım. Lezzet karpuza benzedi mi? Hayır. Lezzet karpuzu da uyandırdı bende. Lezzete de benzemiyor şükür. O şükürü de donsun. Cennetteki karpuz olacak. Dört safar. Karpuz, lezzet, şükür. O şükrün donmuş hali karpuz. Cennetteki karpuz, buradaki karpuzla hiç alakası var mı? Peki o karpuzu ne yapar? Benim şükür seviyem belirliyor. Büyüklüğünü, küçüklüğünü. Sadece sureti. Şu an dersi sureti. Ama arkadaşlar, yani cennetteki göz görmemiş, kulak işitmemiş, eşitmemiş bak. Göz gelmemiş, kulak işitmemiş, kalbi beşer rutul etmemiş, hayal edememiş. Ulan nasıl olur ya buradaki karpuz? Bak kardeşim deniliyor kendime. Karpuz. Benziyor mu lezzete? Lezzet aldım. Karpuzdan uyandı ama hiç alakası yok. Beni şey taşıdı şükre. Bu şükürde lezzetle alakası yok. Bu şükrümü de buzdolabına koydum dondu. Karpuz oldu. Çünkü karpuzun süreci. Cennetteki karpuz oldu. Buzdolabına koyduk ya. Ve işte hani ben hulasa ediyorum. Yani o şükür donsa. Ya da şöyle diyeceğiz ona isterseniz. Bizim mertebemizde Esma'nın perdesiz tecellisi oldu orada. Benim alemimde. Benim alemimdeki seviyesi. İşte cennetteki karpuz böyle bir karpuz. Ve Hasan abi Allah-u Alem cennette o mana benim ruhumla ruhlandı ya. Ruhlu şuurlu bir vücudu var. Vücut o benim. Yani onların toplamı benim. Peki o karpuz neyi taşıdı? Bir, karpuzun içinde ne var cennetteki karpuz? Şükür mü var? Benim. Lezzetim var. Karpuzum var. O zaman o cennetteki karpuz canlıdır. Ruhludur. Senin ruhun. Senin ruhun. Senin ruhunun donmuş hali. Senin hayatın donmuş hali. Şuurun. Şu vücut haricisi var. Canlıdır, ruhludur, şuurludur. O karpuz. Ve seni tanıyacak. Allah'a emanet. O cennette onunla muttali olduğun zaman hakikat mertebesinde İstiyorsan, ya bunun sureti nasıl bir şeydi, nasıl bu olduğunu istiyorsan suretini göreceksin. İstemezsen gerek yok çünkü hakikatiyle mutlaksın. Bu hakikat. Bir noktada ne göz görmüş ne kulak işitmiş. Biz daha hakikatine erişmedik. Çünkü şükrü, ne şükrü göz işitmiş mi? Göz görmüş mü? Çok tuhaf. O zaman bunu bitiriyorum ve ders kesiliyor. Öteki sayfaya geçmiyorum Lübe. Şimdi bu defterinize bak. İnsan lezzet yemeği yese şükretse bir önerme. İkinci önerme Cenab-ı Hakk'ın iltifat rahmetini düşünmekle. Ne yaptın? O nur oldu, meyve oldu. Şükür oldu. Lezzet oldu. Tamam buraları bırak. Şükür bir istihale makinesi gibi de olmuş olmuyor mu abi burada? Çünkü şükür vasıtasıyla dedi ya. Sanki şükür vasıta dediğine göre sanki bir makine gibi alıyor, şükretse, bu makineye soksa nur ve meyve cennet olur. Mesela lezzeti Cenab-ı Hakk'ın iltifatı rahmetli eseri olduğunu düşünmekle denilen makineye soksa büyük ve daim bir lezzet ve zevk şeklinde iki tane istihale makinesinden bahsedebilir miyiz acaba? Üç tane. Evet. Yani istihale bir noktaya nazardan da istihale makinesi. Bu seni nereye taşıdı? Şükür. Allah'tan bakmaya taşıdı.
Allah tarafından bakmaya taşıdı şimdi. Evet. Lüb anlatıyor aslında. Hep bizi Lüb'ü beslenen yerden baktık. Allah canibinden bakışa deniliyor. Lüb. Şükür nimeti ziyadeleştirdi. Allah canibinden bakış. Bakış. Kabuk, beşer canibi. Şimdi Cenab-ı Hak iltifat-ı rahmetini düşünmekle. Cenab-ı Hak ne demekti? Allah'ın kendisi esmanın, değil. Esmanın Allah'ın kendisi değil. Hak yönü. Hak yönü. Oradan bakış diyor. Şükür seni nereye götürdü? Allah canibinden bakmaya götürdü. Aslında Allah canibinden bakıştır yani. Tabiri caizse biz aslında evet, bir vicdaniyattan bakış değil mi abi? Çünkü hak olan vicdandır. Evet. Yani. Biz ancak vicdan kadar bilebiliriz. Ali abi şey yazsana. Şimdi Cenab-ı Hak demek Allah derseniz bunu anlayamazsınız. Cenab-ı Hak Allah değildir. Neye benziyor biliyor musun? Vahdet Allah'tır demek gibi. Ne kadar büyük cinayettir. Neyin? Mananın katilisin. Nedir o? Vahdet nedir biliyor musun bak? Şurada bir şey yazmışım da. Bak. Tevhid. Allah'ın birliği dedik çıplak. Doldur kardeşim içini. Keyif vermiyor. Farklılıkların tevhidim ben şimdi. Bendeki tevhid. Seviyeme bak. Farklılıkların aşılmışlığın birliği. Farklılıkların aşılmış birliği. Tevhid seviyen. Vahdet nedir? Farklılıkların bütünlüğü. Sistemin bütünlüğünü Allah diyor. Vahdet Allah değil. Tamam. Aynı bu da böyle. Cenab-ı Hak Allah değil. Hak canibidir. Cenab yön demek. Hak yönü. Yani tevhid farklılıkların aşılmış birliği. Sendeki ben kendi kişide değil mi abi? Kişide. Evet abi. Kişide bak şimdi. Allah da öyle. Sistemin arkasındaki zatın birliği tevhid. Şimdi Allah bu. Ben ise, bendeki nedir? Bu farklılıklara takılmayıp, ya bu adama bak ya, kadına bak. Ya bu paradır, arsadır, arabadır, araba şeydir. Bu farklılıklara takıldın, o kadar diptesin. Ha, farklılıkların aşılmış birliği sende. Bütünsel bakabilir. Gazze'ye takıldın. Tevhidin kışaf etmemiş. Gazze'ye takıldın. Peki, Gazze'ye takılan dünyada Gazze vasıtasıyla ağaç olan nice kafirler Müslüman oldu. Bir kafirin Müslüman olmasıyla bir Müslümanın şehit olup cennete gitmesi aynı şey mi? Bir daha. Bir daha. Bir Müslümanın şehit olup cennete gitmesiyle onun şehit olup cennete gitmesine vesile olan zulümle bir kafir Müslüman olması aynı şey mi? Allah bir hadisede iki tane meyve veriyor. Müslümanı şehit ediyor, kafiri Müslüman ediyor. Olmayan kainatı yaratmış gibi oluyor. Evet, ya. Çok tuhaf. Peki bu ne bakıştır? Tevhid, vahdet, yani vahdet sistemin, zıtların birliği var. O birliği, zıtları bire ne kadar sırrı, şey, lütfu, kahrın şeyin vay. Zıtların ceme getirdik. Eğer bakıyorsun ama şu anda beni meşgul etme. Bana dön diyorsun ama. Yok. Ha tamam o bekle. Ha. Zıtların ha öyle mi? Zıtların aşılmış birliği bende. O zaman nedir? Yani farklı siz... o zaman farklılıkların bendeki birliğine tevhid. Tevhidim. Farklılıkların birliği. O zaman kamil insan kimdir? Her mertebeden bakan, hiçbir mertebeye mahkum olmayan, kafir fark etmez. İnsanların farklılıklarına, kendisine zenginlik katan insandır, arif insan. İnsanların farklılıkları, yani hiç bak insanların farklılıkları, hiç o kadar kamil ki, farklılıkların insana kemala katıyor. Bunların aşılmışı, her mertebeden bakan, bak arif insan, Cenab-ı Hak tarafından bakıyor. Arif-i billah demek.
her mertebeden bakabilen, hiçbir mertebeye mahkum olmaz, her mertebeden bakan, hiçbir mertebeye takılmadan insanların farklılıkları, kendisine zenginlik kattığına bilen, inanan insandır arifi billah. Marifetullah sahibi değil. Bak, her mertebeden bakabilen, kafir mertebe, ustad baktı, küfrün mertebesine bakamamışsa küfrün içerisini, cehennem olduğunu nasıl tespit ettin? Cehennemi cismani Müslümana, cehennemi manevi kafire, ona nispeten cennet gibidir. Nasıl dersin bunu? O cehennemi manevi içini bilmezse, Ali, Süleyman, ey arkadaşlar, cehennemi manevinin içine cehennemi manevi hissetmezse, yaşamadığımı söylemedim diyor. Nasıl dayandın sen? Cehennemi maneviye nasıl dayandın sen ki bunu söylüyorsun? Cehennem daha serin olmaz mı diyor. Peki Allah cehennemde bir esma mı var? Yok. Esma esmayı yakar mı? İşte aşağı azamdaki ustad almış olmuyor mu abi? Yani bak şimdi kafanıza bakın. Ustad ne diyor biliyor musun? Cehennemi maneviyi bilmese yani yani bilmek değil, içini yaşamazsa cehennemi manevi kafir, cehennemi cismani Müslümanı, ikisini de yaşıyor ve buraya gelip diyor ki cehennemi manevi, cehennemi cismaniye göre, şu cehennemi cismani buna göre cennet gibidir. Bunu diyebilmen için ikisini de yaşaman gerekiyor. Peki cehennemi manevi nasıl yaşadın? Nur diyor, nur ateşe medet verir. Ateş, nar nuru yakamaz. Ama girer içine. Lambayı tutun. Ateşe tutun feneri. Vurur mu ışık? Vurur. Nur yanar mı? Yanmaz. O kadar nurani olmuş ki cehennem-i maneviye giriyor. Yakmıyor. Niye abi? Sureti yakar, hakikati yakmaz. Yani. Hakikatini var. Çünkü miraca çıkman için cennet ve cehennemi geçmen lazım. Onların o hakikatlarına erişmiş olman gerekiyor. Evet. Ha, bu kim biliyor musun? Bu nasıl birisi biliyor musun? Bu nasıl birisi biliyor musunuz? Farklılıkları aleminde yaşayarak, tevhide getirerek farklılıkların birliğinin aşılmış hali. Farklılıkların aşılmış birliği. Farklılıkların aşılmış birliği. Tevhid. Tevhid. Bir daha 3 defa olsun dersimizin şeyi. Cehennem-i manevi yaşaman lazım. Cehennemi cismani de yaşaman lazım. Allah Resulü'nün ümmetimin cehennemi hamam sıcağı gibidir diyor. Sauna gibi bir şey. Şimdi saunaya ne kadar dayanabiliyorsan. Bak cehennemi manevi bu zat yaşıyor. Yaşıyor. Cehennemi manevi yaşıyor. Cehennemi cismani yaşıyor. Farklılıkların birliği, bunu yaşayabilmesi için cennet-i manevi de yaşayacak. Bu cennet-i cismani de yaşayacak. Cehennem-i cismani, cennet-i cismani. Cehennem-i manevi, cennet-i manevi. Cem etmiş. Bunu cem edebilen, cem o hali vahdet. Bunu yapan kim? Tevhid ehli. Sevini söyle bana. Sen Hazreti Muhammed gibi misin? Haşa, 100.000 defa haşa. İsa gibi mi? Haşa. Kim? Tevhid mertebelidir. Ne kadar mertebelidir? Bu farklılıkların aşman nispetinde aşılmış birliğim. Tevhidim. Aşılmış birliğim. Ben. Aşılmış. Lütfu kahrın şeyim ait. Tamam mı? İkisini... Öyle bir ana geliyor ki arkada, imanla küfrü bir görüyor. Nasıl bir mertebe? Şeytan ve meleğin arkasına geçtiği gibi. Birisi Adem, birisi vücut. Allah'tan ne demektir?
Adem'le vücut iki menzil gibi. Aşılmış şeyi. O zaman lüp nedir? Niye batanaj yapıyoruz? Çünkü mülkten meleküte aslında oluşturuyoruz. Bu değildirdi. Şimdiye kadar 3 saat. Bu değil. Bu da değil. Bu da değil. Adı ne? Lüp. Ama nedir? Allah canibinden bakıştı. Cenab-ı Hak dedi. Seni alayım da seni göndereyim oradan. Bunu bir şekil üzerinde göstermek istedim. Daha iyi anlaşılsın diye. Kendim belki daha iyi anlayacağım. Cevizin yeşil kabuğu, sonra tahta kabuğu. İçinde de cevizin içi var. Cevizin içinden maksat olan bize şükür, lezzet ve zevk, şifa ve gıda manevi olan şeyler. Cevizin içindeki maddesi esas da ailedarlık cihetiyle zaten maddenin bir hükmü olmadığını da söyledi. Cevizin içi diye bildiğimiz şey kastedilen şükür, lezzet ve zevk ve şifa olarak ceviz örneğinde lüp bunlar. Lüp dediğimiz zaman cevizin içinde yediğimiz kısma takılıp kalmayalım diye bunu çizdik. Daha mı içeri aldın sen de? İçeride. Çünkü öyle oldu. Öyle yapmıyor. Sen çünkü şöyle diyor. Diyor. Onu nereden aldık? Bismillah. İlle benim yaptığımı yapmak zorunda değil. Yok. Yani onu altını çiziyorum. Şey, yok şimdiye kadar böyle geldik bak. Hep böyle geldik. Ama şimdi asıl metinden çıkıyor zaten bu. Verdiği lezzet ile Cenab-ı Hakk'ın iltifat-ı rahmetinin eseri olduğunu düşünmekte büyük ve daimi bir lezzet ve zevk veriyor. Bu gibi manevi lüpleri dediği ha, zaman lezzet zevk zevkleri ve lezzetleri lüb olarak tarif etti. Zaten böyle anlamamız lazımdı. Çünkü cevizin bu yediğimiz kısmının da niye yiyoruz biz bunu? Doymak için, lezzet almak için, omega 3 için, beyne iyi gelsin diye böyle içindeki yine maddi cihetten tarif edebileceğimiz taraflar var ya. E bunlar aslında cevizin içine göre melekut tarafları. Daha arkası. Daha içi. Daha içi. O nedenle. Hayat, ruh, şuur o zaman işte Cem'i lübe çok bakıyor. O hayat, ruh, şuur da belki mahiyet kısmı. Yani sadırdan sonra kalp, sonra lüp geliyor. Gibi oldu. Yoksa cevizin yediğimiz, o bizi doyuran, doyursun diye yediğimiz şey o da kışır. Kaç tane daha? O da kışır olur yani. O da bir kabuk hükmüne düşer. Lüp. Lüp bir tane var ama uzun tabii. Şu bitmedi yani bu. 366. Şimdi Allah canibinden bakıyor. Allah canibinden düşünmekle büyük ve daimi. Yani büyük nedir? Zannettiğimiz her şeyden. Zan. Yani büyük demek. Zannettiğimizden büyükler varsa Allahu Ekber gibi. Daimi bir lezzet ve zevk veriyor. İşte bu ikisini beşer canibi ve Allah canibini cem edip bakarsak ikisi. Bir kışırdan lübe, bir de merkezden kışıra doğru bakınca Allah canibi oluyor. İkisini cem edip bakarsak şöyle yaptım bak. Şu ikisini cem etme hali bu. Sende var değil mi? Can. Ha, şu çizgi demek ikisinin cemiyle. Bakarsak sonuç şudur. Bu gibi manevi lüpleri. İki. Hulasaları. Üç. Manevi maddeleri. Dört. Şükürleri. Tamam. Bunlar ulvi makamlara gidiyor. Eğer şükretmezsek, bunu anlayamadım. Anlayamadık. Ne değildir şimdi söyleyecek. Muvakkat lezzet zeval ile bir elem bırakır. Teessüf bırakır. Bu bıraktığı burada teh. Yazık. Bunu dokunayım tele. Vay be. 20 senem gitti. 10 senem gitti.
Bursa'da bir tanesi dediği gibi. Ben bu enfusi dersten sonra dedi. Ta şeyler arası geldi. Tam 17 senem gitti dedi. Yok dedim. Evet. Gitmedi. Ne dedim biliyor musun? Bu manayı anlaman için o kadar altyapı lazımdı. Ne demek dedi? Şimdi şirketler yol yaparken bazı kayalıklara geliyor. Oraya stabilize döküp betonu koyuyor. Ama bazı bir yerleri getiriyor ki bataklık 10 kamyon 20 kamyon mıcır koyuyor. Senin dedim geçmişine 17 sene mıcır lazımdı ki beton atılsın. Ama beton atıldı ya Şükret, araba geçiyor. Demek ki onun peki tedavi edilmez mi? Tövbe sistemiyle. İstifarla. Evet. İkisiyle, evet. Hübetullah Seyyat Masanat oluyor. Oluyor. Aslında netice çıkınca zamansız baktığında şeye gerek yok. Onun genetiğini değiştiriyorsun. Meyveyi vermesi abi. Allah bu yetkiyi vermiş insana. Geçmişini değiştirebiliyorsun. Değişiyor. Hepsi şey, bu meyvenin... Niçin değişiyor? Çünkü mesela bak bir değiştireyim. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki, müminin diyor cennette beklediği imtiyazları, bu çok önemli bir şey anlatıyorum. Bak, müminin beklediği cennetteki imtiyazları, nimetleri arif-i billah dünyada yaşar. İçini doldur. Peki biz Allah'a nasıl inanıyoruz? Allah her yerde, hiçbir yerde değil. Değil mi? Tamam. Allah emreder olur, istemese olmaz. İstediği olur, öyle iman etmedik mi? İstediğimiz olur, şey istediği olur, istemediği olmaz. Allah ismine mazhar olunca. Peki mümin cennette nasıl olacak? İstediği olur, istemediği olmaz. Onu bu dünyaya taşı bu müminin. Mümin orada beklediği, Arif burada yaşıyor. Arif'i getir şimdi buraya. Burada istediği olur, istemediği olmaz. Burada ona masar. Şeyin beklediği, bu ne demek? Zat-ı isme masar oluyor. Çünkü lisan-ı isme masar olduğu için zat-ı isme masar olanlar istedikleri oluyor, istemedikleri olmuyor. Peki alimler niye dünyanın gidişatını değiştirmiyorlar? Niye gaybtan Geylaniler, Bediüzzamanlar Gazze'yi şurayı değiştirmiyorlar? Her şeyi merkezine koydukları için. Merkez Efendi meselesini biliyorsunuz. Eğer bu olmadı değiştireyim demek Allah'ın rububiyetine nakısı getirmek olduğundan değiştirmiyor. İsteseler kendi hakkındaki tasarrufları da değiştirirler. Evladım bu iğneyi vurma, ben hasta değilim. Vurmam lazım diyor hapishanede. Vurman mı lazım? Hasta değilim, biliyorsun. Biliyorum. Ne olduğunu da sen de biliyorsun içinde. Ama hadi vur peki diyor. Bak, zehir olduğunu biliyor. Hasta olmadığını biliyor. Zehirlediklerini biliyor. Vurduruyor. Ne demek bu? Her şeyi merkezine bırakmış. Madem böyle bir tecelli oldu, buna da mazar olsun bakalım. Yoksa rububiyet ilahiyeye ters düşüyor. Sana bunu bilmen, bu adamın niyetini gönderen zehrini sana bildirmem, bunu engel olmanın için değildi diyor. Ey Said, sana bunları önceden bildirmem. Lan zehir lan ben biliyorum. Kim gönderdi seni de biliyorum. Ben sana bu bildirmem, bu iğne engel olman için değil. Bakayım bu bile bile ne yapacaksın? Zehir olduğunu biliyorsun. Engel ol diye bil demedim sana. Yapılırken bilerek bakayım ruhun ne olacak? O bizde yok işte. Bu tecelli bizde yok. Bunun adı İsmi Azam'dır. Yani o hasiyet, örneğin ben şahsıma verirse ben bir sürü çığırtkallık şey yapacağım. Tabii. Daha çok sıkıntıya gireceğim. O makama geldiği için o şey bilgi... O makam demek bizim mazar olduğumuz esmanlı mertebesidir. Sonuç sürece doğru gidiyoruz. O zat sonuçtan sürece baktığı için Esma'nın bütünselliğiyle bakabilmenin adı İsmi Azam'dır. Yani o adamı göndereni, zehiri gönderen bütün o dizaynı biliyor, düzeneyi biliyor. Zehirin de olduğunu biliyor.
bile bile gönül rahatlığıyla var bakalım. Bu mertebe ism-i azamdır. Niyet, mahiyet, eşyayı değiştirir. Değiştirir. Demek ki şükretmese, bitirelim ki uzatmayalım. Lezzet ve zeval ile bir elem ve teessüp bırakır. Başka? Elmas mahiyetindeki nimet kömüre kalp olur şükretmese. Yani niye elma orada olmuyor cennete? Başka? En güzel suretler çirkin bir surete döner. Allahu alem nur, lüp neymiş? Nurdur. Manevi cennettir. Daimi lezzetlerdir. Ve baki zevkler veriyor. Elem ve teessüften kurtarır seni. Lüp. Fuat nedir? Hulasadır. Kalp nedir? Manevi maddelerdir. Dedik, bırakıyoruz. Ama evet. Üstadım, o zatlar o makama belirli bir seviyeden sonra mı çıkıyor? Yoksa zaman olmadığı için baştan beri o makamda onlar? Baştan beri olsa adetullah kanunu işlemezdi. Ama baştan beri bu haletlerdedir. Ehl-i sünnet ve cemaatın itikadına göre. Böyle bir şartlardadır. Ama bu sonucu Allah veriyor. Kazanamaz. Bu verilir. İman gibi. İman bulunmaz, alınmaz, kazanılmaz. Nedir iman? Aklın, dimağın, vahyi. Doğru muhatap olmaktan, aklımızda, dimağımızda oluşan doğru itikada, Allah'ın bu doğru itikada Allah'ın verdiği cevabın adı imandır. Çok zikrederdik. İmandır. İşte bu ism-i azam verilmesi bu şartlarda yaşayana mazar olduğu o esmalara Allah'ın verdiği cevap. Yani ustadın esmalara mazariyet noktasında sebeplere uydu. Sen misin Said? Bu esmalara böyle cevap verdin. Ben de başka bir mertebeden sana o adımına adım atıyorum. Allah'ın verdiği cevap kazanımlar esmalara mazar olmak. Allah'ın buna mukabil verdiği cevabın adı ism-i azamdır. Bunu yazarsın. Allah'ın verdiği cevaptır Osman. İsmi azam. İsimlere mazar, ihtiyar ve irade ile isimlere mazar olmaktan Allah'ın verdiği cevap ism-i azamlık mertebesidir. Mazarı ism-i azamdır. Burada kesiyorum. Vahır da vahım, yani bu lüpü nasıl ki geçen haftayı biraz hulasa ettik. Lüpü de biraz hulasa edeceğiz inşallah, öyle zannediyorum. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Vahır da vahım. Enilhamdülillah Rabbil Alemin El Fatiha. Thank you.